İşte bu cinayet meselelerine girince böyle gözü yaşlı annelerin gözünün yaşını dindirmek mümkün değil ama içini bir nebze olsun rahatlatmak mümkün. Evli ve iki çocuk babası Burhan Karakuş sadece 32 yaşındaydı. 19 Eylül 2020 tarihinde Zonguldak Ereğli'ye bağlı Dedelerköy yakınlarındaki ormanlık alanda silahla vurulmuş halde öldürülmüş olarak bulundu. Bugün eşi ve annesi stüdyomuzda. O gece aslında abisi Muhabbet Karakuş, rahmetli kardeşinin eşi Sevgi'den gelen telefon üzerine gece Burhan'ı aramaya çıkıyor. Hepsini konuşacağız. Rahmetli Burhan'ın yanında silah bulunduğu için olaya en başta intihar sanılmış. İntihar ettiği düşünülmüş. Ancak ön otopside gözüne uzaktan ateş edildiği belirlenince intihar süsü vermek için çenesinin altından vurulduğu anlaşılmış. Yani birileri Burhan'ı öldürmüş ve intihar ettiği süsü vermeye çalışmış ama daha ön otopside intihar değil cinayet olduğu ortaya çıkmış. Olay yerinde silah ve 2 adet mermi çekirdeği bulunuyor. Olaydan sonra rahmetli Burhan'ın olay gecesi birlikte alkol aldığı belirlenen arkadaşları Utku Oktay, Emrullah Kartal ve yeğeni Kadir Ordu gözaltına alınıyor. Emrullah ve Kadir delilleri karartma suçlamasıyla, Utku ise kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıyor. Sonra 6 ay sonra serbest bırakılıyorlar. Olaydan sonra Utku'nun elinde sıva rastlanıyor. Aslında Utku'nun elinde rastlanmıyor, onu anlatacağım. Konu şu aslında, şimdi Burhan 32 yaşında ve sizin bir tane yan komşunuz var, o da Utku, değil mi? Komşumuz değil. Arkadaşı, eşim. Arkadaşı diyelim. Utku'nun da bir tane eşi var. Onun adı neydi? Feride. Feride. Şimdi bu Burhan'la Utku, ben kısaca anlatayım habere girmeden evvel. Aile çok böyle olduğunu düşünmüyor ama köyde konuşulan ve üzerinde durulan konu şu. Burhan'la Utku arkadaşlar. Utku'nun da evlendiği Feride var. Bu Feride daha evvel, evlenmeden evvel Burhan'ın kız arkadaşıymış. Hayır, öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten tanımıyordu bile onu. Öyle bir şey yok. Hayır, yani konuşulanı Asla. söylüyorum ben. Neyse, siz o zaman anlatın. Ben gireyim bir cinayet bandına. Yani neden Utku öldürmek istedi? Konuşulanları Sevgi diyor ki, aslında yayının başında konuştuğumuz gibi. Ha bu şey kız arkadaşı olan mı diyor? Ben onu yanlış söyledim. Feride ile karıştırmayayım onu, tamam. Hayır, o değil. Anlatsın. Aslında diyor benim kocam öldürüldükten sonra çok şey söylendi. Ama yine programın başında söylediğimiz gibi o konuşamayacağı için onun arkasından İftira atıldı mı konuşuldu. canım? Çoğu iftira yani. İftira atıldı. Ama benim kocam pis pisine. Öyle söylüyorum kabul etmiyorsunuz. Böyle söylüyorum kabul Duygu Hanım. etmiyorsunuz. İkizler var ortada, babası var. Mevzu, bu değil mi mevzumuz? Evet. Tamam da yani ne o zaman? Tamam onun üstüne atla. Onları da Duygu Hanım onun ben üstüne size şu atla. şekilde Hayatım anlatayım. şöyle bir şey var. Bu Utku'nun eşi hamile kaldığında, ikiz bebekler dünyaya geldiğinde senin kocandan dedikodusu çıktı mı bunların? Çıktı. Müge Hanım olay Çıktı. şöyle. 3 gün sonra Şimdi çıktı. bunlar bir dakika. Şimdi bunlar Feride ile Utku evlendiler. 8 yıl boyunca bunların çocukları olmuyor. Tedavi görüyorlar ama. Yani tüp bebek tedavisi görüyorlar. Sürekli tedaviye gidip geliyorlar. Daha sonra bunlar dedikodular. Bunların babası bir kahvaltı mekanı açıyor bir yerde. Burada da zaten ondan öncesinde benim eşimle Utku'nun arasında pek bir samimiyet yoktu. Utku sürekli eşimi oraya çağırıyor. İşte oraya çağırıyor. Ondan sonra Utku ile eşim samimi olmaya başlıyorlar. İşte oraya gelip giderken büyük ihtimalle hani alkol aldığı ortamda sen arkadaşını çağırıyorsan karını niye çağırıyorsun? Karını niye orada oturtuyorsun? Büyük ihtimalle eğer aralarında bir şey varsa benim eşimle Feride yaklaştıysalar birbirlerine orada yaklaştılar. Yani şimdi kahvaltı yeri bir saate kadar açık oluyor ya, kapandıktan sonra işte gel abi oturalım diye eşim oraya çağırıyor. Alkol alıyorlar beraber. Eşi de orada. Sen alkol aldığın arkadaşın yanında senin eşin ne yapıyor? Niye eşini de orada durduruyorsun? Olduysa aralarında bu şekilde bir yakınlaşma oldu. Sonra bu Utku kendi ailesiyle kavga ediyor aralarında ne geçtiyse. Köyden ailesi bunları kovuyor, evden atıyor Utku ile karısını. Bunlar ereği diye. Ama Utku ile karısını ailesi hangi mevzu yüzünden evden atıyor? Biz bunu Utku'ya sorduğumuzda Utku'nun kız, Feride'nin kız kardeşi boşanmıştı, Gamze. Biz bunu sorduğumuzda hani aralarındaki altı mevzusu yüzünden dedi. Hani Tamam babam ama gerçek neydi? onu ben bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz Onu hiç gerçeği. o şekilde Utku bahsetmedi. Hiç Yani şey biz de bu çıkmadı. yüzden evden atıldık falan. Biz bu mevzuyu zaten Burhan'la Feride'nin ilişkisini daha sonra karakoldan duyduk. Burhan öldürüldükten sonra. Bize hiçbir şey söylenmiyor. Sonra bunlar kiraya gidiyorlar. Tamam sevgicim, şimdi bir senin bildiklerin var, bir de tespitler var ya. Şimdi biz senin bildiklerini değil, istersen tespit edilenler üzerinden gidelim. Yani
Burhan'ın katil zanlısı olarak ilk gözaltında kalmasının Utku'nun nedeni aslında ailesi de niye kovuyor bunları? Yine Burhan'la samimiyetleri yüzünden kovmuyor mu evden? Hayır, o zaman zaten Burhan'a geri götür derdine aradılar benim oğlum. O zaman öyle bir şey yoktu. Şimdi şey, Müge Hanım, yoktu. Utku evden gittiğinde, daha önce de bunlar bir kere evden gittiler. Babası Burhan'ı aradı. Utku'yu konuş, geri gelsin. Hani madem aralarında böyle bir ilişki var mı, sen benim niye eşimi arıyorsun? Utku'yu geri getir, ikna et diye. Zaten daha önce de onlar evden gittiler bir kere. Ferde ile Utku. Şimdi sevgilim bak, ben senin eşinin katilini arama duyguna çok saygı duyduğumu sana söyledim. Bazı şeyleri kabul etmesi de çok zor. Ama bazı şeylerde evet dedikodu, ama bazı şeyler gerçek olsa da olmasa da o dedikodular yüzünden insanlar ne yazık ki yaftalanıyorlar. İşte hatta sonu ölüme varan kavgaların, cinayetlerin içine de girebiliyorlar. Aslında Burhan öldürülmeden 2 ay evvel değil mi? Bu bebekler dünyaya geliyor. Hayır. Eşimi öldürdükten sonra çocuklar dünyaya geldi. 1 ay sonra. Hamile kaldığında herkes bu bebeklerin senin kocandan olduğunu düşünüyor. Şimdi Müge Hanım. Hiç şey yapmadım. Olasıyla bir dakika ya. Diyorsunuz ama neyse o zaman yani bir ben bir şey izleyeyim. Abi bir izleyeyim. Neyse yani o zaten hiç anlatıyor. Yani şimdi bakın nasıl diyeyim, ben bunlar doğru diye söylemiyorum. Konuşulanı konuşacağız ki o konuşulanla... Yani Burhan'ı kim öldürdü o zaman, niye öldürdü? Şimdi Müge Hanım bu dedikodu... Hayır, sence Burhan'ı kim öldürdü? Utku'nun ailesi öldürdü, kim öldürecek? Öyle düşünüyorsun. Öyle düşünüyoruz tabii. Peki Utku'nun ailesi senin kocanı niye öldürüyor sence? Bu dedikodular yüzünden. Dedikodu tamam işte o zaman, ama bir müsaade etmiyorsunuz ki bana. Sanki ben dedikoducuyum hayır, gibi Müge Hanım, yapıyorsunuz. Ben çıkarmadım ki dedikodu. Hayır, ben bu dedikoduların aslı yok demiyorum. Aslı var zaten. Bak ben aslı olup olmadığını bilmiyorum. Ben sadece konuşulanı söylüyorum. Aslını Allah bilir, onlar bilir. O değil ki önemli olan. Bir dedikodu konuşulmuş, her şey sayır diyorsunuz ama siz Utku tarafından bu cinayetin işlendiğini iddia ediyorsunuz. Nedeninin de bu ilişki olduğunu iddia ediyorsunuz. Tamam o zaman işte bu dedikodular da oluşmuş. Bunu konuşacağız ki Utku'ya bir varabilelim yani. Varamıyoruz ki bu şekilde, değil mi? Bir izleyelim biz, en iyisi abisi bir konuşsun. Zonguldak'ta cinayet. Tabanca vardı. Ben ilk başta alkolden yatıyor zannettim onu. Burası komple kan içindeydi. Ateş açıldı. İntihar süsü verildi. Abuk subuk mesaj atıyor dedi. Hakkını helal et hatunum diye. Ara bozan olaylar. Gönül ilişkisi ortaya çıkana kadar yedikler içtikler ayrı gitmezdi. Burhan Karakuş'un katili kim? Evli ve iki çocuk babası Burhan Karakuş, tarihler 19 Eylül 2020'yi gösterdiğinde Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Dedeler Köyü'nde babasının mezarlığının hemen yanında, arabasının hemen önünde bu şekilde ölü bulundu ve yanında şu noktalarda da 2 tane boş kovan vardı. İlk etapta canına kıydığı düşünülen Burhan Karakuş aslında intihar süsü verilerek öldürüldü. Olay günü akşam biladerin hanımı beni aradı. Burhan dedi danışma tepesini geçti dedi. Kocamız da tarafına gitmedi dedi. Ya babamın mezarının başındadır dedi ya da toprağın tarafındadır. Bir bak ona dedi. Abuk subuk mesaj atıyor dedi. Ne diye mesaj atmış? Hakkını helal et hatunum diye. Şuna dedi bak dedi mezarlıkta dedi babamın mezarının başındadır dedi. Buraya arabamla geldim. Biladerimin arabası da karşıda duruyordu. Aracı bu şekilde park etmiş halde buldunuz ve bu şekilde Burhan da burada yatıyordu. Evet, halinde tabanca vardı. Ben başta alkolden yatıyor zannettim onu. Kan vardı. Burası komple kan içindeydi. Buradan sağ çene altından kurşun girmiş gibi. Nabzına baktım. Bu tarafa sıcaktı. Şurada ayak kısmına baktım. Buz gibiydi. 112'yi aradım. Neden babanızın mezarında olduğunu düşündünüz? Kaldı ki bulduğunuz yer gerçekten mezarlık. Bu şekilde buralara gelip buralarda müzik dinler miydi? Akor alır mıydı? Hayır, kesinlikle hayır. Bir teybini dahi kapatırdı. Köye girerken alkol aldım. Hani belli olmasın, şey olmasın diye. Sapasağlam gelir giderdi yani. Kimseyle işi olmaz. Abi Muhammed Karakuş'un söylediğine göre cinayete kurban giden kardeşiyle o akşam buluştuğu Utku isimli arkadaşının karısı arasında bir gönül ilişkisi vardı. Öyle ki bu durumun ortaya çıkması iki arkadaşın arasını açtı. Bugün kimlerle görüştü Burhan Bey? Siz yani danışmanlar tarafından ne vardı? Orada kimlerle görüştü, neler yaşandı? Danışma top sahasında Utku, Kadir, Emullah beraber oturmuşlar bunlar o gün akşam. Silah falan atmışlar orada. En son Utku ile beraber ayrılmışlar top sahasından. Görüşürler miydi Burhan Bey ile Utku Bey? Gönül ilişkisi ortaya çıkana kadar Utku ile bir mesafe koymuşlar herhalde bir hafta kadar. Benim kulağıma geldi bu konuşma. Kimin kimle gönül ilişkisi varmış? Burhan Karakuş'la Utku
eşinin. Arkadaşının eşinin o dönem hamile kalması beraberinde söylentileri de getirmişti anlatılanlara göre. Çocuklar Burhan Karakuş'tan diye söylendi o zaman. Ya Utku'nun çocukluğu çocuğu olmuyormuş daha önce, ailesi öyle dedi. Tabii sonradan da çocuklar olunca bunlar Burhan'dan şüpheleniyorlar o zaman, hani Burhan'dan oldu diye. Çocukların ondan olduğu vesaire işte dedikodular ondan sonra çıktı. Feride Hanım'la Burhan Bey'in ilişkisinin bu dedikodular yayıldıktan, o çocuklar Burhan'dan denildikten sonra ne kadar süre sonra bu cinayet işlendi? 1,5-2 ay o aralarda. Pandemi döneminde Utku almıştı tabancayı, zaten rahmetli kardeşime. Bu kadar sahip çık uyarısı. 10.30'da Delakki'ye indiğimde Utku köprüden geçtiğinde zaten iş yerleri araları 100 metre. Beni gördü, büyük bir ihtimal arabayla aradı beni, dedi dayıma sahip çık dedi Burhan Karakuş için. Ben de dedim ne oldu, bir şey mi var dedim. Ben dedi sahip çık diyorum, sadece dedi, telefonu kapattım. Biraderine sahip çık diyen Utku Bey mi? Evet. Muhammed Karakuş o akşam kardeşi ve şüphelendiği arkadaşın aralarındaki bu sorun yüzünden buluşma kararı aldıklarını duyduğunu da dile getiriyor. Burhan'la görüştüm, camı indir dedi, alkol alacağım dedi, sana da alayım dedi. Ben alma dedim. Ben de Kocabeli'nin arkadaşlarının yanına av için köpek almaya gittim oradan. Köpek alırken işte giderken de aradım bunu. Dedim oğlum dedim, gelmedin peşinden dedim. Geliyorum abi dedi. Onu 20 geçe ben zannedersem biraderle görüştüm. Biraderle aramızda bir 300-400 metre bir mesafe vardı onun beni aradığında. Rahmetli'nin olayından sonra Fırat aradı beni. Siz dedi o gün akşam dedi, sen dedi oraya gelecekmişsin dedi. Utku seni de aramış dedi. Top sahasına dedi. Sen de dedi oraya gittin dedi. Ben dedim oğlum ben gitmedim oraya dedim. Gitsem zaten arasa beni ben giderdim dedim. Ben niye gitmeyeyim dedim. Fırat aramış Utku'yu, demiş ben de geleyim demiş. O da demiş ki buranın abisi de gelecek, konuşacağız demiş. Feride ile ilişkisini. Normalde onlar onun için toplanmışlar güya. Fırat'a demesi oymuş. Benim olaydan tabii haberim yok, onların toplanmasından falan. Cinayetin aydınlanacağı günü bekleyen abinin tek isteği, kardeşine intihar süsü vererek öldüren katil ya da katillerin hak ettiği cezayı alması. Cinayet olduğu belli olduktan sonra 3 kişi içeriye alındı. Slap örnekleri de çıktı. Hepsinde mesela 2-3 tanesinde. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Kardeşimin cinayet faillerinin bulunmasını istiyorum. Katiller halen daha bulunamadı. Elleri kolları serbest şekilde geziyorlar. Yardımımıza ihtiyacımız var. Yavrum. Sizin oğlunuz değil mi? Evet. Evet. Tamam. Tamam, senin de kayınbiraderin işte adam anlatıyor. Beybol. Şimdi Müge Hanım, bu dedikodular çıkıyor ya. Dedikoduları Utku'nun kendi ailesi, kendi dayılar, amcalar bunlar kendi aralarında biz konuşuyorlar. Biz hiç duymadık. Biz kendimiz Burhan'ın abisi de duymuş bu dedikoduyu. Burhan'a söylüyor. Burhan da işte ona ne dediyse abisi bize gelip söylemiyor. Burhan da söylemiyor. Yani biz bunu cinayetten sonra öğrendik. Tamam ama artık öğrendiniz. Artık öğrendik. Cinayetten sonra öğrendik. Cinayetlerimizin üzerinden gidelim. Cinayetten sonra öğrendik. Cinayetten sonra öğrendik tamam, biz olayı. Tamam ama öğrendiniz ya artık şimdi. Aha, öğrendik. Karakolda öğrendik. Tamam. Şimdi Zonguldak Ereli Dedeler Köyü'nde muhabirimiz Müge Yönter. Tam da Burhan'ın ölü bulunduğu yerde. Yanında da cenazeyi bulan abisi Muhammed Karakuş var. Muhammed Bey merhaba. Size de başınız sağ olsun efendim. Yalan veriyorum. Dostlar sağ olsun Müge Hanım, teşekkürler. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hazır Sevgi de buradayken aslında ilk sorum. Neden o gün intihar falan etmiş olabilir gibi bir düşünceniz oldu? Neden mezarlık? Neden git bir bak diyor sonra? Yani ne oldu da sen eşinin hani abini arayıp git bak deme ihtiyacı hissettin? Şimdi Müge Hanım, eşim erkenden zaten biz konuştuğumuzda hani evet. Utkularla oturuyoruz, alkol oluyoruz diye söylemişti bana. Müge Hanım. Ha, efendim. Müge Hanım, zaten Sevgi beni aradı. Ben eşimin yanından birinci telefona uyanamadım. İkinci telefonda çaldığında telefonu açacaktım. O arada bir de aradı Sevgi beni. Dedi abi dedi, Burhan dedi mesaj atıyor dedi. Ya dedi Toprak tarafına gitti dedi. Ya Erenler Mezarı'na, babamın mezarının o tarafa bak dedi. Ben de evden çıktım. Zaten orayla evimizin oradaki mesafesi 500-600 metre kadar. Aracımı çalıştırdım, dışarıya geldim ve kardeşim burada ölü şekilde buldum. Elinde tabanca vardı. İntihar olarak düşündük. Zaten yanına gidene kadar ben onu sarhoş yatıyor zannettim o anda. Ay Allah da senin yardımcın olsun. Çok kötü bir şey. Yani Sevgi'cim şunu sormak istiyorum. Sana eşinin telefonundan böyle intihar edeceğim falan tarzında mesajlar mı gelmişti? Evet Müge Hanım. Bana ilk önce şey yazmış. Artık ben dayanamıyorum. Hakkını helal et hatun. İşte çocuklarım sana emanet. Ben de hani alkol aldığını biliyorum ya. Herhalde dedim çok fazla alkol aldı. Babasının bazen alkolü geldiğinde hani soruyordum nereden geldin diye. Ben babamın başının, mezarının başına ay, uğradım diyordu. Ben de ona hani kızıyordum. Peki neye artık dayanamıyormuş yani? Hani bir şey var mıydı bir ondan hemen? Hiçbir şey yoktu. Ben herhalde dedim alkolü... Bunu şunun için soruyorum. Yani onu öldüren kişi ya da kişiler intihar süsü vermek için sana da evet. Herhalde onun telefonundan böyle mesajlar attılar. Evet onun telefonundan mesajlar atıyor ama atan Burhan değil. Çünkü o bana hiç böyle hatunum diye mesaj atmazdı. O değil yani atan. Demiyordu sana yani. Demiyordu yani hatunum diye hiç mesaj atmazdı o bana.
sana kullandığı bir kelime değil. Bak bu da çok önemli mesela. Kim acaba eşine evet. hatun diyor? Yazmaz, hiç hatunum diye mesaj atmaz. Ama telefonunda hatun diye kayıtlıydım ben onun telefonunda. Ama hiç hatunum demezdi. Öyle mesaj atmazdı. O seni öyle kaydettiği için sana atılan mesajda da hatun diye. Büyük ihtimalle o telefonu eline kim aldıysa orada da hatun kelimesini görünce büyük ihtimalle hani herhalde böyle hitap ediyor diye benim eş bana böyle mesaj atıldı. Çünkü hiç hatunum demezdi o. Ben mezarla babasını... Sen de artık dayanamıyorum falan deyince abisini aradın bir şey başına geldi diye. Ben herhalde dedim alkol fazla kaçırdı. Babası onun kanserden vefat etti Müge Hanım. O da babasının ölümünü kaldıramadı. 3 yıl kanser tedavisi gördü babası. O da onu kaldıramadı. Hani ben kurtaramadım bir şey yapamadım diye. Ben herhalde dedim yine mezarlığa gitti. Babasının başına gitti bu dedim. Bana böyle mesaj atıyor dedim. Abimi aradım işte. Abi dedim Burhan dedim bana da mesaj atıyor saçma sapan yine dedim. Bir erenlere bakıp da gelsene dedim. Herhalde dedim, yine alkol aldı dedim. Aradım abimi gönderdim. Ve daha sonra siz ne yazık ki kardeşinizi gördünüz. Başta alkolü sandınız ama herhalde silah yarasını fark ettiniz. Elinde de silah evet. görünce intihar ettiğini düşündünüz. Evet. Ama işte bilim dediğimiz evet, o ön otopside hemen çıkıyor ki uzaktan bir ateş etme var. Ve aslında o gece siz kimlerle buluşacağını da biliyordunuz. Erkenden aradığımızda Kadir'le buluştuk. Hayır Kadir... ben bilmiyordum Müge Hanım. Sizi de çağırmışlar ya. Ben bilmiyorum. Ben o gün akşam eşimle misafirlikteydim Kızılca tarafında. Oradan geldiğimde evde hanım indi arabadan. Ben de arkadaşın yanına geçtim. Kocabelen'e geçiyordum. Delakki'yi geçtim köprüyü. Bunların piknik alanını. Utku Oktay beni aradı. Dayıma sahip çık dedi. Telefonu kapattı. Bu zamana kadar aramayan Utku Oktay beni o gün akşam niye arıyor? Beni gördük öyle arıyor. Ya da şüphelendi. Dedi ki Burhan beni abisini aradı. İşte geldi. Sahip çıkıyor gibisinden. Yoksa niye arasın durup dururken o zamana kadar aramamış beni. Mesela kocam şey danışmak tarafına gidiyorlar, konuşuyorlar. Biraz niye aramamış o gün akşam? Etrafı. Peki neden yani sahip çık dedi. Siz ne dediniz? Ben de tamam dedim. Telefonu kapattım. Zaten 200 metre sonra biraderle görüştüm kendisiyle. O ne sağ dedi? Tarafta arabası duruyordu. Camı indirdim onunla görüştüm. Dedim nereye normal konuştuk. Ben de tamam dedim. Bana sordun nereye gittin. Ben de dedim Kocabelen'e gidiyorum. Arkadaşların yanına dedim. Peki dedin mi Utku? Dedin mi Utku beni aradı diye? Hayır dedin mi Utku beni aradı böyle böyle dedi. Hayrola? Yok demedim. Hayır demedim. Hayır demedim. Allah Allah. Deseydin ya Utku aradı sahip çık dedi. Ya hiç aklıma gelmedi. Dedi kafası yüksek dedi. Dayıma sahip çık dedi. Allah. Ben de dedim kafası yüksek olsa dedim. Bu benle abuk subuk hani... Alkollü insan fazla alkol aldığında az çok konuşmasından bilirsin. Her zaman normal konuşmamızı konuştuk kardeşimle yani. Anladım. Bu bulunduğunuz yeri de Müge'cim reklama girmeden önce bize bir gösterir misin? Burası eve ne kadar? Burası şey bir yer mi? Müge Hanım. Evlere burası yakın bizim eve çok yakın Müge Hanım. Müge Hanım. Ver Muhammed'e ver. Muhammed anlatsın ha. Ver Muhammed'e. Müge Hanım zaten beni Utku'nun aradığı yerle benim biraderi gördüğüm mesafenin arası 200 metre. O zamana kadar aramadın şimdi niye arıyorsun? Bir de şimdi şöyle söyleyeyim. Mehmet Oktay bu zamana kadar oğlunu konuşmuyordun etmiyordun vesaire. Evinde yatırmıyorsun da niye kameraların önünde yatırıyorsun Delakki'da? Neden yani? Onun babasından bahsediyor. Tüzelge'ye da bir gösterir misiniz? Evinize ne kadar mesafede? Evimize mesafemiz de 500-600 metre kadar bir şey buradan. Araçla bir dakikada yakın. Gidilir Müge Hanım. O kadar yakın 1-2 yani. Dakikalık bir yol evimize. Peki bir etrafı... 2 dakikalık bir yol efendim. Bir etrafı görebilir miyiz? Etrafta yok mu hiç kimse? Burası boş. Kürşat şöyle bahsedilen Erenler Mezarlığı hemen yan taraf Müge Hanım. Ha gerçekten de mezarlığın orada yani. Mezarlığın önünde. Evet sağ tarafa doğru döndüğümüz zaman da hemen şuradan gösterelim. Burası da o köy tam merkeze giden yer. Aslında ileride de göstereceğiz orayı size. Burası da merkeze 2 dakikalık bir mesafe gene arabayla. 1-2 dakikada devam oraya ulaşmak edelim. Mümkün. Araçların geçtiği nokta buradan. Sağa doğru bir devam edelim. Kürşat. Devam ediyoruz hemen buradan merkeze doğru. Hayır yolu bir gösterseniz de sağ tarafta ne burası... var? Burası. Müge'cim sağda ne var? Bir şöyle. 360 derece bir görelim. Bu taraftan şu tarafı şuraya gösterelim. Kürşat. Burası öyle dağın başı falan bir yer değil ya. Hayır. Burası gayet de yol üstü yani bir yer. Müge Hanım şuradan hemen size göstereyim. Bahsedilen deli hakkı denilen nokta zaten şu altta kalıyor. Utku Oktay'ın babasına ait olan iş yeri de bahsettikleri az önce kamera kaydına takıldığı noktada buradan 6 dakika mesafede. Ne güzel de bir köymüş gene ya.
Hemen şuradan soldan da göstereyim uzaktan. Şu ağaçlıkların olduğu yerde danışmentli top sahası. Yani o akşam üçünün birlikte atış yaptım dediği noktada buluştukları yerde orası. Burası da oradan 4 dakika mesafede. Çok yakın her yer. Şimdi Muhammed Bey o gün Utku buluşuyor. Sizin kardeşiniz Burhan. Yanlarında başka kim var? Emullah var. Kadir Ordu var. Emullah Kartal var. Hepsiymişler. Üçü oturuyorlar. 3-4 kişi oturuyorlar bunlar orada. Kadir ne? Kadir kimin yeğeni? Tanışma... Benim kardeşim ne oldu? Bizim yeğenimiz. Sizin yeğeniniz yani. Kadir de o zaman biliyor her şeyi. Yani ne yaşandığını evet, o evet, gece. Evet. Peki ne yaşanmış? Evet. Yani Kadir ne anlattı o geceyle ilgili size? Bize bir şey anlatan yok. Yanımıza yani gelmedi zaten cezaevinden çıktıktan sonra hiç. Kadir senin neyin oluyor abla? Benim kardeşim ne oluyor? Kardeşin zaten ne zaten benim yanıma bile gelmedi. Ben hiç gelmedi mi canım? Allah Allah. O akşam da şöyle oldu işte bizde abimle bir tartışma geçti şudur budur. Böyle yani eşimin mezarına dahi bakmayın, gelmedi yüzüme, bu çocuk. Yüzüme böyle bakmayın benim. Ben oraya gidiyorum da mutfaktan çıkmaya. Allah hoş geldin deyip de benim yüzüme bakmaya. Bakamayın, bakacak yüzü yok. Müge Hanım. Hiç kimse kendim içindeler. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. O gün sabah mesela rahmetlinin biz cenazesini kaldırdığımızda hastaneye gittiğimizde Utku beni arıyor diyor ki ben diyor cenazeye gelemeyeceğim beni pandemiye aldılar. Komutanlar bunu araştırdılar zaten hastaneye falan gitmemiş pandemi olayı falan da yalan bunun mesela hep yalan dolan. Hepsi yalan. İfadelerinde. Peki siz bu Utku meselesini Utku'nun eşi meselesini ne zaman öğrendiniz Muhammed Bey? Bu olaydan bir ay önce falan öğrendim ben bunu. Rahmetli kardeşimle beraber görüştüm onunla. Delaklı'da işte tekrar alkol alıyormuş. Orada görüştüm ben bununla bunu. Utku da geldi oraya. Biz bunun amcasını aradık. Tuncay'ı aradım ben. Tuncay Oktay. Dedim ki böyle böyle diyor dedim. Mehmet Oktay dedim böyle böyle diyormuş. Çocuklar Burhan'dan diyor diyormuş. Burhan dedim bütün mal varlığını, servetini koyuyor. Mehmet Oktay da koyacak mı dedim. Sor abine dedim. Bütün sonuna kadar lafının arkasında benim kardeşim dedim. O da dedi, Utku da arkamızdaydı o zaman. O da dedi, uzak dur ondan dedi. Telefonu kapattı Tuncay Oktay. Yani şöyle bir şey var. Aslında Utku ile Burhan arkadaş. Utku ve eşi tüp bebek tedavisi görüyorlar. Olabilir zaten tedavi olsun diye görülüyor yani. Sonra evet. Hanımefendi ikizlere evet. Hamile kalıyor. Utku'nun babası mı bu çocuklar Burhan diye ortaya bir dedikodu atıyor. Evet. Kayınpeder mi atıyor yani bu dedikodu? Kayınpeder. Aynen doğru. Doğrudur efendim. Sonra bu kayınpeder bu dedikodu Mehmet ortaya Oktay, atınca... Utku'nun babası. Mehmet Oktay, Utku'nun babası bunu atınca oğluyla gelini de evden kovuyor öyle mi? Hayır hamile kalmadan onlar evlenince. Dur bir dakika be hayatım bir dakika dur. Yani bu iddia ortaya... Müge Hanım o kadarını ben bilmiyorum. Utku'ya... Utku'ya biz onu soruyoruz, o onu söylemedi o zaman. Hani ben bu nedenden dolayı indirdiler beni evden demedi. Ama işte bir evden oğlum, atılıyor. Yani dedikodular bu nedenle babasının onu evden attığı yönünde. Sonra daha sonra şunu da söyleyeyim. Bir DNA testi yapıldığını söylüyorsunuz. Bebekler de gerçekten Utku'dan. Yani evet. Sizin kardeşinizden değil. Evet. Tamam peki bu DNA evet, testini kim efendim. Yaptı? Mahkeme mi yaptı, aile mi yaptı? Aile yaptı. Utku babalık davası açmış. DNA testi çocuklar abla daha yeni yaptırmışlar onu. Yeni. Evet. Biz kaç kere yeni dediğim olay hani Utku'nun boşanmış işte eşinden. Ya Utku ondan sonra eşi, yaptırıyor. Utku'yla, babalık velayet davası şeklinde. Yani Utku ile eşi boşandılar. Bu konulardan dolayı mı boşandılar? Büyük bir ihtimal. Onu da bilmiyorsunuz siz net olarak. Boşandılar. Daha sonra boşanma davası... Yok bilmiyorum. Bir bilgim yok. Anladım. Boşanma davası sırasında DNA testi istendi. Çocukların da aslında babasının Utku olduğu ortaya çıktı. Burhan'la alakası olmadı ortaya Burhan'a çıktı. Burhan'a iftira atmış oğuz daha. Burhan Karakuş cinayetinde şüphe oklarının yöneldiği ismin babasıydı Mehmet Oktay. Kendisi iddiasına göre oğlunun yakın arkadaşı olan Burhan Karakuş'un ölüm haberini yeğeninden almıştı. Biladerimin oğlu telefon etti gece saat 3 gibi. Ümit Oktay. O da dayısı gazeteci ondan öğreniyor. O da onu arıyor. İsmail Çetin'den öğreniyor. Burhan Karakuş intihar ettiğini söylediler. Bunun için ben neyi rahatsız ettin dedim. İnanmadım olaya yani çünkü öyle bir yapacak kişi değildi yani. Benimle dalga geçeceği zannettim önce ben. Ümit Oktay'ın. Ben ondan sonra yattım yine tekrar uyudum. Burhan Karakuş'un öldüğüne inanmayıp uyumaya devam ettiğini dile getiren Mehmet Oktay, söylediğine göre ertesi sabah iş yerine gittiğinde
evinde oğlu Utku ile karşılaşmıştı. Yasin geldik buraya, 8 gibi buraya geldik. Utku burada kalmış. Utku söyledi, baba dedi ben gece oraya gittim. Oğlum ben İmide inanmadım bunu bu işe dedim, gece dedim yani dedim, olay dedim. Beni şaka yapıyor zannettim dedim. Doğru mu dedim, doğru dedi. Oradan arabayı aldı, ben hastaneye gidiyorum dedi. Burhan Karakuş'un morga gidiyor yanına. Tabii ona yine sarılmak istiyor. Çünkü araları o kadar iyiydi ki, yani beni o kadar sevmezdi yani oğlu. Oğlu Utku'nun cinayet gecesi işletmelerinde kalmasının nedenini de açıklamaya çalışıyor Mehmet Oktay. Kızım ona ekmek arası götürüyor. Bakıyor orada yatak yorganı var. Ondan sonra diyor ki abi niye burada kalıyorsun? Böyle böyle ben evime gitmiyorum. Kavga ettik yengenle diyor. O da kızıyor, bağırıyor Aylin Hanım. Kızımız buraya geldi. Buraya geliyor. Öyle de geliyor yani. O sabah mı barışıyorsunuz? O konuşmaya başlıyorsunuz? Bu cinayet olayından 2 akşam veya 3 akşam önce geldi buraya. Burada tek kişilik bir bazamız vardı. O gecesi burada yatıyor. Peki Mehmet Oktay'ın oğluyla arasını açan sebep neydi? Utku aşağı yukarı 4-5 aydır bizimle konuşmuyordu. Evden işte burada çalışmak istemedi. Ben burada çalışmayacağım dedi. Hanımının çalışmak istememesi. Kendi Utku'nun değil yani. Utku tabii hanımı da beraber yanımdan ay gittiler, kiraya gittiler. Ondan birkaç ay sonra da zaten dükkanı açtılar onlar. Beraber Burhan da ona yardım etti. Geliniyle Burhan Karakuş arasında bir ilişki olduğundan habersiz olduğunu öne süren Mehmet Oktay, eşinin yeğeni bir imada bulununca ondan olayı araştırmasını istediğini söylüyor. Ailenin iddia ettiğine göre siz aslında Feride Hanım'ın Burhan'la ilişkisini öğrendiğiniz için oğlunuzu ve gelinizi istemediğiniz yönünde. Hayır böyle bir şey yok. Asla bu konuda bir şey söylemedim. Kimseyi de söylemiyorum ve ben rahmetli çocuğu Burhan'ı ve ben kendi çocuklarım gibi severdim. Feride ile ilişkisi var diye sizin dedikodu yaptığınız söylendi. Hayır asla böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey söylemedim ve söylediysem de bana bir tanesi bunu ispat etsin. Siz Burhan'la Feride'nin ilişkisini Burhan öldürülmeden önce biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Sadece bir tane şüphemiz vardı. Benim yeğenim demişti böyle böyle Burhan'ın arabası dedi. Utku Gülgen evinin orada dedim. Ev zaten Burhan'ın evi. Arkadaşlar büyüdükler ayrı gitmiyor. Ama dedim yani dedim ninin nesi? Yine de bir araştır bakalım dedim. Yeğeni Masum'a söylemiştim cinayetten 6-7 ay önce bu olay. Yine de inanmıyorum. Yani. Burhan'ın bize veya bizim ailemizle bir işi olacağını da zannetmiyorum. Ben de yapmadığını da inanıyorum. Çünkü o bana yanlış yapmayacağını biliyordu Burhan'ın. Mehmet Oktay bu ilişki olayının cinayetten sonra açığa çıktığını, bunun üzerine de oğlunun boşandığını iddia ediyor. Bu olayla çıktıktan sonra ilişkisi olduğunu öğreniyor oğlum. Cezaevinden çıktıktan sonra boşuyor. Onlar bir kalemle boşandılar. Hiçbir itiraz etmedi. Utku'yla şu an görüşüyor musunuz? Utku ne yapıyor? Utku eşinden ayrıldı. Yeniden evlendi. Biraz epeydir görüşmüyoruz. Sebep? Düğünden sonra görüşmüyoruz yani. Sebep? Ya işte ufak tefek aile sorunlarından dolayı yani bir para davası. Peki kendisi ve oğluyla ilgili şüpheler için ne diyecekti Mehmet Oktay? Aile biliyorsunuz sizden şüpheleniyor. Utku'dan şüpheleniyor. Sizin bilerek çağırdığınız buraya kamera kayıtlarının önüne geçirmek istediğinizi söylüyorlar. Bence yanlış düşünüyorlar bizim hakkımızda. Namus davasından dolayı bizim üzerimize yükleniyorlar. Hep Utku'ya odaklanmaları, bizim ailemize odaklanmasından yanlış yapıyorlar. Ve yanlışın üzerine yanlışla gidiyorlar. Belki bu olayı başkası yaptıysa yani hep bu bizim ailenin üzerine geliyorlar. Bizimle yakından ve ileriden hiçbir ilakası yok bu olayın. Kendisi ve oğluyla ilgili hiçbir soru işareti olmadığını savunan Mehmet Oktay'ın kuşkusuysa Burhan Karakuş'un abi Muhammed Karakuş üzerinde. Ahmet geldi oraya diyor ki işte ben kardeşim evden geldim, silah sesini duydum. Kardeşimin yanına geldim ve arabası tam ters yönde olması lazımdı. Ama sen ters yönde değilsin, aracın öbür yanı. Sen köyden geliyorsun, arabanı çeviriyorsun, kardeşin yanına. Benim kardeşim orada olmuş olsa, bırak arabayı, isterse araba uçsa ben hemen koşar kardeşime sarılırım. Ya hiçbir bir kardeşin orada ölü yatar da sarılmazsın veya bir şey yapmazsın. Hiçbir bir elinin kolunu sürmedin. Muhammed'i de şüpheli görüyorsunuz o yüzden öyle mi? Bence öyle yani. Evet, karşımızda 4.5G bağlantısıyla. Günaydın Mehmet Bey. Günaydın Emine Hanım. Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı hoş zamanda geldiniz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Senin Allah bir sağ olun. Teşekkür abi. Ediyorum. Allah'ım. Olayla son olaylardan dolayı Türkiye'mizin tekrar başı sağ olsun. Ve şunları söylüyorum size. Orada söylediklerin, o ailenin söylediklerine asla bir tanesine katılmıyorum. Oğlumun çocuğu olmayı demelerine asla da katılmıyorum. Bir şu var, bir de şu var. Ben oğlumu evimden darp edip gönderdiğini ve bunlar yalan. Artı var. Ben oğlumun manyasını, eşyasını evimden gönderdim. Komşularıma, herkese bağlanabilirsiniz. Bu konuda onların bize attığı iftiraların hiçbir tanesini kabul etmiyorum. Bunu istemiyoruz yani. Senin attıkların ne? Peki o zaman en seni baştan başlayalım be. Sonra siz de Muhammed'le ilgili iddialarınızı dile getirirsiniz. Şimdi en baştan Sevgi'nin iddialarından başlayalım. Bu kafeterya mı, restoran mı? Bu restorandaki güvenlik kameralarından aslında sizin Burhan'la gelininizin yakınlaştığını gördüğünüzü iddia ediyorlar. Varmış.
Bu sonundaydı. Yani öyle sonunda bu olaylar dedikodular çıktıktan zaten biz de bir şüphelenmeye başlamıştık. Müge Hanım. Neden fakat gitti? Sonradan Burhan kendi evine çağırdı bunları. Bir saniye. Bunu şey yapalım aslında. Adım adım gidelim. Şimdi sizin oğlunuzla gelinizle siz beraber yaşıyorsunuz. Neden evden ayrıldılar? Yani bu dedikoduları... Biz diyor ki... onları evden çabuk, attığını çabuk söyleniyor. Okuma Allah'ım be. Okuma be. Okuma Allah'ım. Alttan küfür ediyor musun? Ben de duymuyorum. Orayı dinliyorum. O zaman yayın kesiliyor. Biz tamam. Mehmet Bey'in dediklerini de tamam, ekrana veremiyoruz. Tamam, dayanamayan ben ananla tamam, hiç karşılaşmadım. Tamam. Çok haklısın tamam. Ama birazcık sabret. Çok zor biliyorum ama çok özür diliyorum. Şimdi siz gelininizin Burhan'la yakınlaşmasını görüp mü onları evden attınız? İlk sorun bu. Hayır Müge Hanım. Oğlum ve gelinim burada. Oğlum değil. Gelinim burada çalışmak istemedi. Oğluma. Burada çalışmayacaksan çalışmayacağım desene babana dedi. Hadi kiraya gidelim dedi. Ve bu dediği sözün arkasında da annesi de o gün akşam bizim evdeydi eski gelinimizin. Ama bunların attığı bu ifadeler işte şöyleydi, işte böyleydi, işte bu yakınlaşmalardı. Bunlar asla böyle bir şey yoktu o zaman. Müge Hanım. O zaman yoktu. Peki siz... Ve arkadan bize hakaret etmelerine akşam, karşı bak onu istemiyorum ben hanımefendi. Ben şu anda hakaret etmiyorum. Müge Hanım sorar mısınız Tuncay Oktay o gece gelininin boğazını niye sıkmış? Feride'nin boğazını niye sıkmış Tuncay Oktay o gece? Evde büyük bir gürültü olmuş. En son Utku'yu kurtarmak şimdi, için Feride bunlara bıçak çekerek evden ayrılıyor. Şimdi Mehmet Oktay sen yalan makinesin. Bak şey sen yalan makinesin. Senin karşına bakın yanlış söylüyorlar. Senin karşına benim gözümün içine bakacak kadar konuşacak cesaretin yok. Müge Hanım darp raporu vardır mutlaka. Şikayetini geri aldırıyorlar Utku'nun. Hatta Burhan'ı arıyorlar. Onlara söyle şikayeti geri alsınlar diye. Tuncay Oktay o gece Feride'nin boğazını niye sıkmış? O gün gelininizin boğazını niye sıktınız diye soruyorlar. Şimdi Mehmet Oktay kardeşim. Böyle bir şey yoktur. Bakın hakaret vallahi ediyorlar, yanlış yapıyorlar. Hayır, bak bu hakaretleri kabul etmiyorum Müge Hanım. Hakaret etmiyorlar. Hakaret etmiyorum. Soruyorlar. Gayet sakin soru soruyorum. Bakın o şöyle gece... bir durum. Müge Hanım. Efendim? Müge Hanım böyle bir durum yoktur. Öyle ve bunlar bizim iş yerimizde. Gelinim çalışmadığından ve oğlumla gelinim evimden gitmiştir. Ve gittiği zaman ben bunları gönderdiğim zaman da kumanyasına varasıya kadar evinden yağını, şekerini ve kumanyasını her şeyini ben verdim. Peki gittiklerinde sizin oda için takımına şikayet... Oda biz hepsini gönderdik. Yok. Peki şikayette bulundular mı sizin hakkınızda? Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Hanımefendi yalan söylüyor Müge Hanım. Sorar mısınız gece yarısı yağmurlu havada niye o yağmurlu havada indirmişler gece yarısı? Ben Utku bizi aradı biz evden indiriyorlar diye biz telefonu açmadık. Ben oğlumun yanında. Gece yarısı yağmurlu havada niye indirmişler? Madem aralarında yani bir şey yokmuş. Benim anladığım kadarıyla beyefendi oğlunuz Burhan'ın arkadaşı ya yani Burhan'a anlatıyor her bunları. Her şeyi ona anlatla bize. Yani bu şekilde oğlunuz anlatıyor. Şimdi Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Tabii ki doğru. Bak orada size katılıyorum. Şöyle bir durum var. Oğlum Burhan'la büyüdükleri ayrı. Benden daha yakınlardı. Ve ben evden kiraya gidiyorum. Abi beni bir yere götür demiş olabilir. Ona katılıyorum. Ama kendi istekleriyle gittiler. Ve oğlum hafta sonlarına gelip tekrar benim iş yerimde çalışıyordu yalan yani. Müge Hanım. Şimdi bunlar konuşmuyorlardı. Peki siz... Anladım. Peki siz şimdi, daha sonra Burhan'ı devreye sokarak bir hakkımızdaki bir şikayeti geri alın dediniz mi? Ya doğru konuşmayı ki. Hayır demedim. Oğlanlarımı gelsinler evinde otursunlar dedim ve oturmadılar ve başka bir eve kiraya gittiler. Oradan da Burhan bunları kendi evine aldı sonra. Ama oğlum yine benim yanıma geliyordu, gelinim gelmiyordu. Müge Hanım, peki onlar... bir dakika bir virgül koyacağım. Bunu ben bilmiyorum. Yani... Utku'yla karısı sizin eve mi geldiler? Hayır, şimdi başka onlar şöyle Müge Hanım, bunlar Mehmet Oktay, Mehmet Oktay bunları evden attı ya. Bunları Mehmet Oktay evden atınca bunlar ilk önce kayınvalidesinin evine gittiler. Eşyasız indiler çünkü evden. Daha sonra Utku bunları işte ben sizi işte şikayet edeceğim, beni darp ettiniz deyince eşyalarını oradan Utku aldı. Daha sonra Utku kiraya gidiyor, 5-6 ay kirada kalıyor. Feride o sırada hamileydi. Tuttukları katta 4. kattaydı. Yani yürüyerek çıkamayacağı için merdiven asansör de yoktu orada. Bizim hemen çaprazındaydı bizim Utku'nun bizim evimizde yani Utku'nun bizim evimize kiraya girdiği yer zemin katta bir yer. Yani merdiven çıkmadan gidiyor. Utku o yüzden bizim oraya kiraya girdi. Utku daha önce yani eşinin hamileliği yani sırasında başka yere kiraya geldi. Kiraya geldi. Aynı apartmanda. Hayır, hemen ona yakın, ona böyle 150 adım falan var. Yakın bir yere
bizim kendi ailemize geçti Utku. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim Sevgi. Sen hiç eşinle Feride arasında bir yakınlaşmadan kuşkulandın mı? Ben hiç kuşkulanmadım Müge Hanım. Hani kuşkulansam? Bundan lafla çıkana kadar. Hani Utku bana dese ki Utku benle, Utku bana yenge der aşağı inmezdi. Utku bana sürekli yenge der. Utku bana deseydi ki Sevgi yenge böyle bir şüphe... Sesini alın. Utku bana deseydi ki eğer Sevgi yenge ben böyle babam böyle bir dedikodu çıkarttı. Ben bundan şüpheleniyorum ondan diye. Ondan bahsetmiyorum. Sen bir kadın olarak fark etmiyor musun? Herkes anlamış, fark etmiş, mesajlaşmışlar falan. Sen hiç fark etmedin ben mi? Ben fark etmedim Müge Hanım. Benim eşimi bana karşı hiçbir sorumsuzluğu, hiçbir sevgisizliği, ne bileyim bir hakareti, bir ters bir davranışı, bir ilgisizliği hiçbir şey yoktu ki. Hiçbir şey yoktu. Yani benim eşimin telefonunda tuş kili dahi yoktu. Telefonunu akşam şöyle komodinin üstüne bırakırdı, sabah oradan alırdı. İşine gidiyordu, işinden geliyordu. Ve Utku da hani böyle bir ilişki zaten hani karısıyla beraber benim evime geliyor. Ben adamın karısından niye şüpheleneyim? Karısını adam koluna takıp benim evime getiriyor. Tamam, yani getiriyor yaşadığınızda da, hani bir ilgisizlik, bir soğukluk sana karşı... Hiçbir şey yoktu. Bir hiçbir şey yoktu. Kalma. İstediğiniz yani köyden istediğinize bağlanın, istediğinizde sonra hani aralarında bir husumet var mıydı, bir kavga çıkmış mıydı? Hiçbir şey yoktu aramızda. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, yani sonuçta adam yani karısını aldattığı zaman karısına ilgi göstermiyor değil ki, daha çok karısına ilgi gösteriyor. Tabii. Yani ama o ölçüt değil yani anlamı özellikle şimdi. Özellikle fazla ilgi gösterebilir tabii, o da ayrı bir şey. Hala telefon attınız ama şüpheli arkadan. Ben Mehmet Bey'e bir virgül koyacağım. He? Attı mı hala? Yani Mehmet Bey de dinlesin. Utku Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Şimdi babanızı da dinlediniz. Daha çok aslında babanızı dinlediniz. Ben müsaade istedim bugün aileden. Bir kere öncelikle şu mesaj meselesine gelelim. Babanız diyor ki size Burhan demiş ki ben bunu deneme yolla attım. Ne demek bu yani? Müge ablacığım. Efendim. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Şimdi günaydın. Bakın buradan tekrardan söylüyorum. Sevgi yengem, Sevgi yengemdir. Muhammed Karakuş dayımdır. Rahmetli Burhan Karakuş dayımdır. Ve ben burada Sevgi yengeme tekrardan başı sağ olsun diyorum. Niye bakın bir kere yanıma gelip de başın sağ olsun demedin Utku? Yenge şimdi dinle. Bak şimdi niye gelemediğimi dinle. Bak yenge dinle. Dayımı canımdan çok seviyor muydum? Benim telefon numaram sende yok muydu Utku? Yenge bak bir dinler misin? Tamam dinliyorum ben seni. Şimdi kardeşim kocası Muhammed Karakuş beni vurup öldürecek oldu mu? Peşime adamlar taktılar mı? Devlet bana koruma tedbir kararı verdi mi? Utku bak. Ben evime yerleştim mi? Bak yenge dinle. Bak yenge dinle. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Ben önce dayım, sen beni dinle. Bir kere sen beni dinle. Ama dur şimdi cinazeyi... o bağlandı. Bir dakika dur bir onlansın dur. Dayımın beli ağrıyor diye ayağında motosiklet kazası geçirdi diye bahçeden otunu biteyim ben yaptım. Hayvanın gübresini ben atıverdim. Odunlarını dağdan ben yaptım. Bütün işlerinize ben yardımcı olmadım mı? Paranı almıyor muydun lan kardeşimden? Kartların cebinde değil miydi kardeşimin kartları? He? Kardeşim bak Müge Hanım. Efendim? 5 kuruş ben ondan para talep etmemişimdir. Hala da kardeşinin bana dükkanla verisiye defterinde borcu vardır. Ben 1 lira para talep Utku, etmedim. Ben Burhan'ın kredi kartının dokümanlarını çıkarttırdım. Burhan'ı öldükten sonra internetten yapılan o getirtilen kesim motorları, tırpan motorlarının borcunu 7,5 milyar ben ödedim Burhan'ı öldükten sonra. Düşünün paralara girmeyelim. Utku Bey. Şimdi bu cinayetin sebebinin aslında sizin eşinizi kıskanmanız olduğu söyleniyor. Vallahi, o yüzden soruyorum. Böyle bir şeyi, ben böyle bir şeyi asla kabul etmedim. Ben o zaman dayım da söyledi böyle böyle diye. Ben dedim ki ben gururunu yediremedim ben aldın mı? Dayıma hiçbir şekilde dayı dedim. Sen bunu böyle bir şey yapmazsın ya. Dayı canım, dediğin Burhan mı? Burhan dayı diyor. Dediğin Burhan mı? Evet Burhan. Tamam mesajları gören sen değil misin oğlum? Gördüm de yani hiçbir şekilde yine konduramadım ona. Tamam ne mesajı gördün? Öyle içerikli aşkım hayatım yazan bir şey yoktu. Hani Can ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bunlar. Yani sevgilinin az önce söylediği şey neydi Sevgi? Ne yapıyorsun Can? İyiyim Can, yemek hazırlıyorum. Ondan sonra işte Feride yazmış beni seviyor musun? Bizimki de yazmış işte ben bunu senin gözlerinin içine bakarak söylemek istiyorum. Tamam evet. Daha ne yazacak oğlum? Hayır. Müge Hanım. Efendim? O sen beni seviyor musun cümlesi var ya. Evet. Ben telefonu eşimin elinde gördükten sonra, eski eşimin elinde gördükten sonra telefonu aldım. Ben bakayım la bu nedir dedim ya, böyle bir şey mi var? Bir mesaj yazdım, ben yazdım beni seviyor musun diye. Feride yazmadı bunu. Hı. Ben de dedim ki böyle böyle yazdı bana. Tamam dayı dedim ben bir gelsene konuşalım. Dayımı eve çağırdım, dayı bunlar ne? Bana açıklama yapar mısınız? Dedi oğlum böyle bir şey yok. Tamam dayı dedim yani ben senin Allah'ına kadar güveniyorum. Ama daha ne yok yani? Yani zaten olmuş bir şey nesi yok ben anlamıyorum ki. Bu dedikodular sonradan çıkmıştı zaten. Hayatım sen mesajları görmedin ki. Mi? Güzel oğlum kaç yaşındasın sen? Bu da iyi bir çocuğa benziyor. Sen kaç yaşındasın?
28. Daha bunlar da hepsi küçük. Oğlum sen görmüşsün ya mesajı. Daha artık nesi yok? Ben ilk mesajı gördüğümde sadece bu canman. Ama zaten bizim ailecek birbirimize gelip gitmelerimiz hep şakalaşma var. Ama hayatım kim kimi karısına can der? Can diye mesaj atılır mı? Can ne yapıyorsun? Kim ne yapıyorsun? Beni seviyor musun karşılığında gözünün içine bakarak ben bunu söylemek istiyorum dediği andan itibaren karşı tarafın niyeti belli değil mi? Ya o kadar yakınız ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Artık birbirimize toz konduramadık. Biz o kadar yakınsak sen bana öyle mesaj atabilir misin? Notko atabilir miydin? Böyle bir mesaj kardeşinin işine de atılmaz. O zaman nasıl normal karşılıyorsun Notko? O zaman bu mesajı nasıl normal karşılayabiliyorsun? Sen bana bu şekilde mesaj atabilir miydin? Yenge biz ondan sonra o mesajlardan sonra biz araya tamamen kapattık. Gelip gitmeye devam etmedik mi? Odunlarını yapmadık mı? Babası işlerini sen yapmadık. Bana niye bu mesajlardan işte bahsetmedin Utku? Niye gidip geliyorsunuz hala birbirimize? Peki sen bu yasak ilişkiyi duyduğunda Burhan'a tepki vermedim ama eşime yumruk attım demişsin. Eşine bana niye? Vermiyordu ilk önce eşim. Ondan dolayı yumruk attı. Ne yapıyordu? Bana telefonu vermedi elime. Vermek istemedi ilk önce. Ben eve geldim. Ha. Yoldan geldim. Mutfağa girdim. Hala ortalıkta yok. Baktım telefona dalmış. Telefonu verdim. Vermedi. Evet. Sen de yumruk attın aldın elinden. Telefonu sakladı benden. Ben ondan sonra aldım telefonu zorla. Tamam aldın. Telefonda aldın gördün o canları falan. Seviyorum gözüne bakayım falan. Sonra nasıl dayı sen bana bunu yapmazsın diyorsun. Daha ne yapacak? Dayı dedim evime çağırdığında dayı dedim bunlar ne bana açıklama yapar mısın? Oğlum böyle bir şey yok dedi dayım bana. Neyi yok ya sen çıkarıp da telefonu önüne koyup da. Neyi yok? İşte bu senin gibi telefonun, bu da benim karımın telefonu demedin mi? Yani yok, yok dediğin zaman elinde bir delil olmazsa dersin ki yalan konuşuldu, dedikodudur. Ama telefondaki mesaj hukuken de her bakımdan... Tamam bir sorunun sürenin sonuna geliyor. Tamam yok dedi, neye yok görünen dedi? Görünen bir şey. Neyini inkar ediyorsun? Yani, sen, bir dakika dur rahmet cevabını alalım. Öyle hayırlı Allah yani ya. Demedin mi sen dayı ne yok yani işte var ya mesaj atmışsın. Oğlum ben öylesine yazdım dedi bana adamın söylediği ben öylesine yazdım bana güvenmiyor musun dedi. O bana öyle deyince artık güvenmemek gibi bir şey yok. Normal bir insan o şekilde mesaj atabilir mi Utku? Ya nasıl toz kondurayım dayıma beraber yiyoruz. Ya senin dayın kardeşin olsa insan ağzını burnunu kırar Utku ne demek dayım ya. Senin öz kardeşin olsa nasıl atıyorsun benim karıma bu mesajları der. Dayın ne demek ya? Yenge o kadar çok birbirimize sık gelip gidiyorduk ki. Ya gelmeyi gitmeyi bırak Utku. Kardeşin olsa aynı evde yaşasın insan bunu kabul etmez. Dayım ne demek ya? Ben de ondan sonra dedim ki arkadaş tamam böyle olmuş. Madem ben milleti her taraftan dedikodu çıkmış. Cezaevinden çıktıktan sonra DNA testi yaptırırım herkes görür. Milletin ağzını ben susturamam dedim. Bir dakika şimdi o cezaevi meselesi bu cinayetten sonrası. Sonra sen dayım dediğin Burhan sana... Yok öyle bir şey deyince tekrar görüşmeye devam mı ettin? Tabii devam ettim. Ben toz konduramadım ki ona. Ya ilahi. Beraberdik. Ya. Ya, hakikaten ya. La ilahe illallah. Muhammeden Allah Resulallah ya. Yani. Tamam şimdi Rami Bey gibi olduk. Daha artık ya, yani. 28 yaşında artık her şeyi düşünebilecek yaşta bir delikanlısın. Bir erkeksin. Sen hala buna nasıl böyle bir yorum getirebiliyorsun Utku Bey? Yani bir siz kendinde en azından mantıklı düşün kardeşim. Olan olmuş. Geçen geçmiş. Onun muhasebesini yapmıyoruz. Ama en azından o durumları artık bir gör yani gör. Peki o zaman gittin eşinden de özür mü diledin yumruk attın diye? Hayır. Ona da o zaman yokmuş bir şey ondan da özür dileseydin. Ben niye özür dileyeyim? Zaten ondan sonra pek fazla da görüşemedik. Kiminle? Eski eşimle ayrılma yoluna girdik. Bir müddet sonra. Bu mesajlar Ferdi hamile kalmadan atıldı. O mesajlardan dolayı eşinle ayrılma yoluna giriyorsun da Burhan'la niye görüşmeye devam ediyorsun? Bakın ben Burhan'a hala soruyorum. Bak Burhan'a hiçbir şekilde ben toz konduramadım. Dayım dedim. Beraber yiyoruz. Beraber eşine niye toz konduruyorsun? Müge Hanım sorar mısınız? Mesajlar hangi tarzda atılmış? O mesajlar karşılıklı yazılmıyor mu? Utkucuğum. O mesajlar karşılıklı yazılıyor ya niye eşine toz konduramıyorsun da ama konduruyorsun da ötekine konduramıyorsun? Ya bana böyle bir şey yok deyince oğlum böyle bir şey olamaz aramızda deyince ben de inandım. Peki karına neden inanmadın o zaman yokmuş bir şey işte aralarında? Tamam ona da inandım ondan sonra. Bu evlilik ondan sonra sürdü hamileli doğuma kadar.
Ondan sonra da bu tür olaylar başımıza geldi. Hangi ayda mesajlaşmışlar Müge Hanım? Bu mesajlaşma hangi ayda olmuş? Bu mesajlaşma hangi ayda oldu Utku? Vallahi Müge ablacığım böyle o zamanın birinci ayı mı ne herhalde ya? Birinci ay gibi falan galiba. İkinci ay mı? Birinci ay mı ne? Birinci galiba. Ay Ocak oluyor. Aynen. Yani ablacığım iyi de sen de bu kadar saf bir çocuk musun ya? Müge Hanım olay benim yani dediğime geliyor. Yani bu anlattığın gibiyse gel sen de bir yüz yüze konuşalım. Bu öyle birini de öldürecek bir çocuğa da benzemiyor ya bu kadar anlattığı gibi saf. Müge Hanım zaten yani. Bunu aracı kullandılar yani. Ya aracısı yok da yani. Müge Hanım kardeşimin rahmetli olduğu akşam bu beni arıyor. Köprüyü geçiyorum bunların piknik alanındaki diyor ki dayıma sahip çık diyor. Köprüyü geçiyorum 100 metre ya köprü geç ve 200 metre sonra ben kardeşimle görüşüyorum. Dayıma sahip çık kafası yüksek Utkucuğum, diyor. Utkucuğum gel şimdi. Sen buraya ben Mehmet Dayıma, Bey'i de söylüyorum. Bir gelin bir derdinizi anlatın. Bir yüz yüze göz göze bakalım. Görmesin. Biraz annemize gene bir kahve içmeye gönderdik. Çünkü arada ne söylediğini duyamıyorum. Yukarıdan duyuyorlar bu sefer kelimeler kesiliyor. Şey yapmamak lazım. Yani küfürleşmeden birbirimizi dinleyelim. Ekrandakiler de bizi dinleyebilsinler. Öncelikle... Feride günaydın. Çocukların ne kadar oldu? Kaç yaşında oldular? Günaydın. Çocuklarım 2,5 yaşında. 2,5 yaşında oldu. Sen de sonra eşinden boşanmışsın bu cinayetin hemen ardından. Önce şöyle başlayayım. Müge az önce beni uyardı muhabirimiz. Dün seni Utku'nun ablası aramış öyle mi? Aylin. Ablası değil kız kardeşi. Kız kardeşi Aylin aramış. Ne dedi? Şey biz de oraya çıkacağız dedi. Babam ben senin hakkında kötü şeyler konuşmadı. Sen de bizim hakkımızda kötü şeyler konuşma. Bu işin sonu zaten sana dokunacak dedi bana. Beni kimsenin aramasına gerek yok. Beni kimsenin savunmasına da gerek yok. Ben kendimi savunacak kapasitede bir insanım. Burada her şey benim üstüme yapıştırılmış gibi görünüyor ama aslında olan onlar değil. Neler Feride sen anlat istersen. Şimdi siz biz tamam evden ayrıldık ama biz... Dur, anladığım kadarıyla siz Sevgi'yle çok iyi görüşüyordunuz öyle değil mi? Evet görüşüyorduk. Bize gelip gidiyordular Ereğli'ye taşınınca biz de onlara gelip gidiyorduk. Yani aslında sizin de senin de yakın arkadaşlarından biriydi Sevgi. Evet. Evet yani eşleriniz de yakın siz de yakınsınız öyle mi Sevgi? Hocalarımız arkadaştı gidip geliyorduk. Tamam, siz de arkadaş olmadınız mı? Yani gelip gidiyorlardı tamam. Yani. Peki, sonra hani hem de senin arkadaşın... Telefon numaram olduğuna göre arkadaşımdır yani. Telefon numaram falan vardı onlarda. O yüzden mi arkadaşının kocasıyla yattın Feride? Ben öyle bir şey yapmadım. Niye öyle ifade verdin İspatın o zaman? İspatın varsa konuş. Niye o zaman öyle ifade Burada verdin? Burada bana bununla gelemezsin. Niye öyle ifade verdin? Müge Hanım ben sizle konuşmak istiyorum. Bu şahıslarla konuşmak istemiyorum ben. Anladım. Konuş tabii. Peki sizin Burhan'la yakınlaşmanız nasıl başladı? Ben en başından beri anlatıyorum. Biz söylediğim gibi eski kayınpederim kahvaltı yeri açtı. Eşim orada çalışırken o ölen şahsiyet oraya gelip gidiyordu. Kardeşi de gelip gidiyordu. Biz orada tanıştık. Bizim ailevi bir sorunumuz olmuştu. Kendi aramızda. Utku da Burhan'a benim telefon numaramı veriyor. Dayı Feride ile bir konuş bazı şeylerde benim üzerime çok geliyor. Sonuçta senin de işin var. Anlat üzerime gelmesin diyor. Burhan telefon numarasını bana öyle şey yapıyor. Mesaj atıyor bana Feride bazı durumlarda Utku'nun çok üzerine geliyormuşsun. Üzerine gelme falan filan diye mesaj atıyor. Bana öyle ulaşıyor Burhan'ın telefonu. İşte bak yine kurallardan biridir öyle. Ondan sonra erkek arkadaşına zaten... karının telefon numarası verilmez. Olmaz. Bak şimdi bu toplumun bir takım kuralları var ya. İnsanlar bunu... Şimdi bak özellikle gençler bunu izlediklerinde şey diyecek. Ya Müge abla ya öyle şey olur mu falan. Bak ben bir gruptan bahsetmiyorum. Bir üniversite grubu, bir lise grubu. O bir başka bir şey. Ama ben ilişkilerde insanların sınırları olması taraftarıyım. Öyle eve sürekli birilerinin gidip gelmesi mesela hiç benim tarzım değildir. Gelir gelmez mi? Ailece görüştüğün insanlar olmaz mı o zaman? Hafta 7 gün 8. Yok devenin nalı. Yani ama öyle yani kardeşinle annenle gidip gelmiyorsun o kadar çok yani bu hayatın içinde. Ama sizlere hani öyle bir hayat kur. Öyle bir hayat kurarsan bunun dedikodusu olur. Olmaz diyen ya kendini kandırıyordur ya da yalan söylüyordur. Tamam ne güzel işte verdi Burhan'la da sana dedi ki Utku ile aranı yapmak için konuşmaya başladı. Sonra nasıl yakınlaştınız?
yakınlaştınız derken o, ben durum falan hikaye falan attığımda o bana yorum yapıyordu, mesaj atıyordu. Bu mesajları zaten Utku görüyordu. Onlar da ayıp acayip ya da terbiyesiz bir mesajlaşma olmadı. Benim konuşma vaktim, zamanım, aralığın başıyla Utku zaten o mesajları görünceye kadardı. Ben ondan sonra kendisiyle bir mesajlaşma falan yaşamadım. Peki aralığın başı... O günkü mesaja gelince de o ilk o bana... Aralığın başıyla Utku ne zaman gördü sizin mesajınızı? Ocağın 16'sında. Hı. Yani yaklaşık 45 gün öyle mi? Evet. 45 gün mesajlaştınız. Yani ilk o mu adım attı, sen mi adım attın? Hayır, o bana mesaj attı. Hı. Ne dedi? Böyle konuşuyorduk işte, normal onlar bize gelip gidiyorlardı zaten, görüşüyorduk, dükkana da gelip gidiyordu. Öyle mesajlaşmalar oldu ama benim uğruma ölecek veya öldürülecek gibi bir şey olmadı. Burada konularımız başka bir şeyken benim üstüme yapıştırılmaya çalışıyor bazı şeyler. Mehmet Doktor iyi tembihlemiş Müge Hanım. Şimdi Feride'ciğim... Ben kimseyle görüşmedim. Bana bak, bana burada... Şimdi Feride'ciğim... Ben senin verdiğin ifadeden yola çıkarak seninle konuşuyorum. Yoksa ben sizin yanınızda değildim. Ben dedikoducu da değilim. Ben ifadeleri okurum, ifadelerin üzerinden yola çıkarım. Senin verdiğin ifadede öldürüldüğü gün senin yanına geliyor, elini karnına koyuyor. Bu çocuklar benden evet, mi? Bak geldi. Doğru söyle. Eğer bendense işin rengi değişir diyor. Senin verdiğin ifade bu. Bu çocuklarda leylekler getirmiyor ya. Yani işin... çocuklar benden dediğine göre benden mi diye i̇şin sana nasıl soracak? İşin rengi değişirdi. Yani benden mi diye sana adam soruyor, çocuklar benden mi diyor. Sen de hayır, senden değil diyorsun. Adam... Değil, bizim aramızda öyle bir şey olmadı. Niye sana soruyor o zaman çocuklar benden mi diye, nasıl oldu? Yalan söyledi ortaya çıkıyor işte Müge Hanım. Ya da senin kendi ifaden yok mu? Şimdi sen kendi ifaden de söylemişsin. Bizim mesajlaş... Bak, benim hatta... bir konuşmama izin verilsin mi? Tamam, sen bir anlatayım mı? Siz ondan sonra bana sorun. Tamam sen ama Feride'ciğim ama şimdi... De. Yani bu programın da bir süresi var ya, şimdi yalanla geçirirsek süre bitiyor. Sen hatta şöyle demişsin... Yalan dolan değil. Tamam ama sen kendin ifaden bu, senin o gece eve geldiğini... mutfak kısmına geçtik evden, mutfağın kapısını kapattık. Mutfakta bana eşim Utku'nun onlar eve gelmek doğru, istemediğini söyledi. Doğru. Tamam. Utku'nun kendisini ya da kendisinin Utku'yu vuracağını, Utku ile akşam saatlerinde görüştüklerini, peşinde adamlar olduğunu, bu adamların iki tanesinin cumartesi pazarında beklediğini, Utku'nun da üst mahallede motoruyla beklediğini söyledi. Ayrıca bu son akşam dedi ve bana her şey için senden özür dilerim dedi. Bunlar senin ifaden. Konuştuğu esnada yüzüne bakmadığım tamam, için... Tamam bunları dedi ama bu Utku'nun onu öldüreceği, onun Utku'yu öldüreceği... Ben böyle bir kelime kullanmadım Müge Hanım. Yani yalan yazdı jandarma o zaman. O konuştuğu esnada yüzüne bakmadığım için neden yüzüme bakmıyorsun, benden iğreniyor musun dedi. Ben de hayır, iğrenmiyorum dedim. Bunun üzerine artık Utku'dan umudunu kes, o kararını vermiş, kendini üzme dedi. Burhan bu konuşmaları yaparken belinde bir tabanca olduğunu fark ettim. Burhan böyle konuşunca eve gidecek misin diye evet. sordum. Birkaç kere tekrarladım. Evet gideceğim dedi. Konuşmanın devamında karnımda taşıdığım ikiz bebeklerin kendisine olup olmadığını sordu. Ben de eminim senden değil Utku'dan dedim. Bunun üzerine eğer çocuklar bendense çok evet. şeyler değişebilir dedi. Ben de hayır çocuklar Utku'dan dedim. Konuşmaların sonunda da kendisi evden çıktı gitti diyorsun. Bu senin ifaden, altında imzan var. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Şimdi o yüzden hani madem konuşuyoruz gerçekleri konuşalım, bir faydası olacaksa. Benim buyurun. benim burada söylemek istediğim onlar benim yüzümden tartışma falan yaşamadı. Onların zaten bizim dükkanımızda arabamız vardı. Onların araları bozuk da değildi. Orada araları bozuktu falan filan deniyor. Onlar öleceği güne kadar çok iyilerdi Utku'yla. Tamam. Öleceği güne kadar çok iyilerdi. Öleceği günü bizim arabamız vardı. Arabamızla tamam, öleceği güne kadar arabamızda kaza çok yapıldı. Kardeşin... Tamam yavrum bir dakika. Kardeşinin oğlu kadar... bizim arabamızda kaza yaptı. Suç Utku'ya dediler ki suçu üstüne al. Hı. Biz senin arabanı yeniden alacağız dediler ve Utku'ya arabasını almadılar. Burhan'la Utku'nun arası bu yüzden açıldı. Hı.
Benim yüzümden olan bir şey yok zaten. O Utku'nun evi terk etmesi falan filan da Utku'nun hayatında başka biri olduğu içindi. Ben benim için sanıyordum ama bunlar değildi. Benlik bir sorun yok. Benim için kimse kim birbirine düşmedi yani. Hanım, ben bunu şey anlatmaya çalışıyorum mi? Burada. Tamam Utku. Belediyeciğim ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Hanımefendi diyorsan ben de anlatıyorum. Hanımefendi ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Adam gelip öldüğü gece bu çocuklar benden mi diye sorduğuna göre o gece de öldürülüyor. Bu gece ya Utku beni öldürecek ya ben Utku'yu öldüreceğim. Peşimde adamlar var diyor. Daha biz niye konuşalım? Hayır, daha niye diyor ya? Ama bunları derken çok sarhoştu Müge Hanım. O içip içip zaten öyle sapıtıyordu, konuşuyordu. Öyle bir insandı. Ben hangi birinin dediğine inanayım veya inanmışım ne yapayım? Tamamdır. Zaten inansam direkt ya annesini ararım, babası şeyi... Abisini ararım, karısını ararım ben yani söylerim bunları. Niye aramadın? Kardeşin çok sarhoş. Almaya geldi diye niye aramadın beni? Aradı da ben mi gelmedim ya da aradınız da ben mi gelmedim? Niye arayayım ya? Niye? O kadar sarhoşsa o çocuk oradan gelemez zaten. Ben sana bir şey sorabilir miyim Feride? Zaten o gece Utku hep en baştan belirttiğimiz gibi şimdi şu bandımızı da izleyelim reklamlardan sonra. Senin eski eşin Utku güvenlik kameraları altında şeyde yatıyor. O neydi? Nehri Sefa'da yatıyor. Yani aslında cinayet mahallinde, cinayet saatinde orada uyuyor. Görüntülerde evet. Bu belli. Yani demek ki onu öldüren, tetiği çeken kişi o değil. Ama açıkçası ben değil, sen... O değil, o yapmaz zaten. Ben asla yapmaz öyle bir şey. Ben de konuştum. Hayatım sen çok çene bastın. Bazı kadınlar da kocalarını bilmiyorum yani. Hani kandırıyorlar. Ondan sonra aileler büyülendi mi diyor da böyle çan 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 çan. Demek ki adamların da bir kafası gidiyor. Erkekler o kadar çok laftan... Bunalıyorlar yani. Şimdi bu Burhan'da biri öldürmüş. Yani başka bir sebep de yok. Ben sana çok açık şunu sorayım. Senin Burhan'dan başka görüştüğün kimse var mıydı? Hayır. Hayır. Yani asıl mevzu o yani. Evet. Burhan. Hayır değil bu, yok. Senin Burhan'la ilişkin ve bu bebekler ha, bence çok kuvvetli bir cinayet şüphesidir. Ama... Senin o sırada görüştüğün başka kimse demiş, var mı? Dememiş mi? Yani gerçi sen de bazı şeyleri saklamaya çalışınca... Çünkü biz diyorsun ya. Şimdi diyorsun ki bizim üzerimize yıkılmaya çalışıyorsun deyince benim aklıma bu geldi. Çünkü siz Utku'yla biz ben değilsiniz. Ben Utku için söyledim. Ben Utku için söyledim. Ama siz söyledim Utku'yla onu. Biz değilsiniz. Utku bak ne dedin az önce? Gel bir boşanalım da aileme karşı. Zaman, sen de tekrar evleneyim dedi. O zaman. Tamam sonra kandırdı sana. Çok kaba tabirle vurdu tekmeye gittin. Bak çocuklarının yanına bile gelmiyor. Babaya da helal evet. Olsun demek ki bir şekilde oğlanı da evlendirmiş hemen biriyle bundan uzaklaştırmış. Sen o sırada başka biriyle bugün görüşüyordun da biz tanımlamasının altında ondan bahsediyorsun ağzından onu kaçırıyorsun. Yani eski kocan Utku'nun... Hayır hayır ben Utku için söyledim. Benim dokümanlarım her şeyim çıkartılsın. Görüşmeler çıkartılsın. Ben rahatım yani benim öyle bir şeyim başka şey olmadı. Başka telefonlar alınıyor, başka hatlar alınıyor. O dönemde onların baz istasyonlarıyla başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Onlar da ne kadar yapıldı yapılmadı bilmiyorum. Ama buradan da en azından ekranda da sormuş olayım. Belki başkasından da cevap Müge Hanım ben zaten orada hiçbir şeyi atlamadan, gizlemeden... Sapıtmadan her şeyi ifademde tek tek anlattım yardımcı olabilmek hayır, için. Hayır her şeyi benim anlatmıyorsun. Benim kendisiyle hayır. Bir maddi manevi... İlk ifadende hayır. İlk ifadende Burhan'la beraberliğini söylemiyorsun. Jandarma tespit ettikten sonra söylemek zorunda kalıyorsun ikinci ifadende. O yüzden senin burada elimde benim ilk ifadende var, ikinci ifadende var. İlk ifaden farklı, ikinci ifaden farklı kızım. Müge Hanım. Yani size şu anda Müge Hanım'ın son... sormak istediği hanımefendi. Size Müge Hanım'ın sormak istediği konu şu. Eski kocan Utku, rahmetli Burhan'la olan yakınlığını bildiği halde buna sessiz kalmış olmasına rağmen sizin bir başka erkekle beraberliğiniz varsa o erkek Utku gibi sessiz kalmayabilir... Ve Burhan'ın karşısına dikilebilmiş hayır, olabilir. Hayır, asla öyle bir şey olmadı. Yani her ihtimal mümkün, her ihtimal. Valla arkadaşlar, yani... Tamam, her şeyi hani düşünmek bilmiyorum, zorundayız ben da. Onu, bak onu hep araştıracağım, onu nereden tespit etmişler bilmiyorum yani. Bir domuz kıskanmaz eşini denir ama bilmiyorum yani. Onu bakacaktım, hep unutuyorum. İnşallah bugün unutmam, bakarım. Nereden onu tespit etmişler bilmiyorum da. Yani hani halk tabiri budur ya. Yani şimdi normal mi ya senin kocanın hem bunları görüp hem bunları okuyup daha sonra konuşup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi? Ha tamam
affedebilir, görmezden gelebilir, bir hatadır deyip sen de konuşmuşsundur eminim, ne var ki işte bir mesaj attık da görüşmedim etmedim falan filan diye. Tamam, adam da bunu kabul etmiştir. Ama sonra niye aynı şekilde sıklıkla görüşüldüğünü anlamak mümkün değil. Kesersin bağını, koparırsın, görmezden gelirsin. Yok sayarsın. Ama şimdi burada devam eden yine bir görüşmeler silsilesi var. Onlar ikisi sık sık görüştü. Ben her zaman o kadar değil de aileleriyle birlikte görüştüğümde görüştüm. Ama onlar ikisi sık sık görüşüyorlardı. Tamam, bu sana normal geliyor mu bunların sık sık görüşmeleri? Bir tek bana mı normal geliyor? Hayır, gelmiyor tabii. Tamam, biz de işte diyoruz ki niye sık sık görüşmeye devam ettiler? Bir de eve getiriyor. Görüşmeyi bırak, dışarıda görüşmeyi. Senin yanına getiriyor. Ha? Bir de siz madem ki... Ailesiyle geliyorlardı. Müge Hanım işten çıkışınca kaç kere Burhan bunları akşam yemeğine davet etmişler. Burhan işten çıkmış, bunların yanına akşam yemeğine gitmiş Ereğli'ye. Bir kere geldi akşam yemeğine. Siz madem ki karnınızdaki çocukların, hamile olduğunuz çocukların... Müge Hanım, Burhan'ın en son oraya gitmesi Ferdi Burhan'ı tehdit ediyor. Burhan olmadığı... Kendi kocanız olduğundan da emin olduğunuz Burhan Bey'in sorusuna verdiğiniz cevapta hayır senden değil kocamdandır dediniz. Artık beklediğiniz çocuk sahibi de olduktan sonra hala Burhan'ın eve gelip gitmesine siz kocanızı uyaracaktınız. Bu adamın artık bu evde işi yok diye. Nasıl desin onu derse bir şey yok demişler. O zaman zaten ortaya çıkacak. Uyardım zaten. Ya zaten hayır, rahmetli kardeşimin evinde oturuyorlar bunlar bedavaya. Ben kendisine de mesaj attım. Sen niye o zaman bu adamla evliliğini sürdürüyorsun? Ben kendisine de mesaj attım gelmediği. O da anlamadı ki. Utku da anlamadı. O da anlamadı. Hayır, sen böyle bir kocayla burada ben niye... ne yapabilirim? Sen niye böyle bir kocayla hayatını sürdürüyorsun? Ayrıca sürmedi ki zaten. Sonuna doğru Utku'nun hayatına başka biri girdi. Utku hayatım... Utku eve gelmiyordu ki dolduruyorsun tamam 2 hafta boyunca. Tamam da Utku işte bunu bitiriyor. Sen niye bitirmiyorsun o zaman? Hem adam da seni yakalamış hem hala adamı eve getirmesi ne demek şimdi? Her şeyi açık açık da söylemek istemiyorum yani. Ne demek yani? Başta dedik zaten, ben başta boşanalım demiştim. O şey yapmadı. Nasıl kabullendi Utku? Yani şu anda Utku duyuyorsa yani hangi gerekçeyle, hangi şekilde kendini... kabullendirerek bu işe ses çıkartmadı şey ben onu anlamıyorum. Dün bağlandığında diyor ya, inanmam onun bana bir şey ya yaptığına. Ya şimdi diyor. Rahmetli Orhan Boran'ın pıkası aklıma geliyor evet hep yani. Allah kanı kanıyor. Ne dersin? Yani. Hala inanmamış yani. Daha inanacak neyi kaldı kardeşim? İnanması için neyi bekliyordun yani? Aynen, ne? Muhammed hangi Burhan durum olunca cinayeti inanacaksın kardeşim? Muhammed Burhan cinayetinin neredeyse ikizi yani. La ilahe illallah ya. Müge Hanım, hani en son işte Utku başka bir kadınla görüşmeye başlıyor, Ferdi'yi terk ediyor ya, ondan sonra Ferdi Burhan'ı tehdit etmeye başlıyor. Sen benim yuvamı yıktın, aramı bozdun kocamla, ben de Sevgi yengeme söyleyeceğim, senin yuvanı yıkacağım. En son da zaten gece 1'de Burhan'ı götürmeleri de oraya oymuş. Burhan'a o şekilde tehdit ediyormuş. Nereden öğrendin sen bunu? Ben böyle bir kelime... Sanırım şey varmış, konuşması varmış. Hayır, böyle bir konuşma yapmadım ben, sadece yuvam yıkılıyor başka... Başka bir, o gün akşam başka bir insan olduğunda o söylemeye çalıştı ama söyleyemedi. Sadece ondan ayrıl, senin onunla görüşme falan filan bunları yüzünden kullandı. Benim yuvam yıkıldı. Anlamadım. Sevgi yengeme söyleyeceğim, ben de senin yuvanı yıkacağım. Anlamadım. Ne dedi, bir daha söyler misin? Feride, ne oldu, nasıl oldu? O gün akşam geldiğinde Utku'nun hayatında başka biri olduğunu o bana anlatmaya çalıştı. Yani direkt net söylemedi, ondan boşanacaksın, kendi hayatına devam edeceksin dediği bu. Burhan Utku'na kim oluyor da sana böyle söylüyor? Sen kimsin de bana Burhan böyle söylüyorsun? Burhan mı söylüyordu bunu sana? Ya Burhan mı peşinde, bunu? Peşinde koşma, onun için ağlama falan filan diye o söyledi. Yani bakın ben... Aysel Hanımcığım, sizinle bil. Siz şimdi Utku eve gittiğinde kızınızın biliyor muydunuz bu dedikodularını, bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum yavrum. Anladım. Bilmiyordum. Bakın, kızınız diyor ki verdiği ifadede Ağustos ayı sonlarında... Utku sadece bize ne dedi bak burada... Bak bir dinle. Ağustos ayı sonlarında, Eylül ayı başlarında Utku sürekli olarak sıkıntılı duruyordu. Bunun üzerine kendisini sıkıştırdım, ne olduğunu sordum. Feride, bunları sen anlatmışsın. O da bana benim Burhan'dan hamile olduğum hususunda çok dedikodu olduğunu, babası Mehmet Oktay'ın bu dedikoduları yaydığını söyledi. Dedikoduların önünü kesmek için DNA testi yaptırmamı teklif etti. Ben de kabul ettim. Eylül ayının 9 ya da 10. günü annemle beraber kaldığımız eve
Abim Ferdi Koç geldi. Kendisine Covid şüphesiyle test yaptırdı. Bunun üzerine eşim benim kaldığım Danışmentli köyündeki annemin evine gelmemeye başladı. Yaklaşık 3-4 gün kadar da eve gelmedi. Bunun üzerine annemin evinden ayrılarak Ereğli ilçesindeki kendi evime gittim. Tahminim cumartesi günü gibi olabilir demişsin. Benim eve geldiğim ilk günde Utku da eve geldi. Ertesi gün eşya almak için Konya'ya gideceğini söyledi. Konya'da 4 gün kadar geldi. Buraya dönmedi. Bu süreçte 2 kere görüştüm. Sonra da aramalarıma cevap vermedi demişsin. Ama bir başka ifadeyle de Utku ifadesinde 14 Eylül'de Edirne'ye gittiğini söylemiş. Yani aranızda böyle bir çelişki var. Konya'dan döndüğünde beni telefonla aradı. Döndükten sonra da eve hiç gelmedi. Ben eve gelmek istemiyorum. Senden boşanmak istiyorum. Senin hayatında, seni hayatımda istemiyorum. Ben senin hayatında yokum. Arama beni deyip kapadı. Bu görüşme sonrası Burhan Karakuş'u aradım ve kendisine Utku'nun eve gelmediğini söyledim. Burhan da bana konuşurum tamam dedi. Yani aslında anladığım kadarıyla sen de Burhan'ı arayıp evet. Şunu söyledin. Yani Burhan bak biz seninle bir beraber olduk. Ben hamile kaldım. Çocuk senden diyorlar. Ben kocamdan oldum. Kayınpederimden oldum. Kayınvalidemden oldum. Evliliğimden oldum. Sen sevgili hayatına devam ediyorsun. Sevginin dediği, tehdit ediyor dediği bu işte. O zaman ben de sana yani şunu mu dedin? Yok yok. Ya Utku'yu yok. Bana geri gönder yok. Ya da ben de bunu sevgiye söylerim senin de evliliğin biter. Yok hayır asla öyle hayır, bir cümle hayır. Kullanmadım. Bu olay içinde zaten Utku Edirne'ye gitti 4 gün yoktu. Onun şeyli korkusu da vardı. Utku ortadan kaybolmuştu. Telefonlara bakmıyordu. O çoğunlukla oradan bize yardımcı olmaya çalıştı. Orada başladı zaten. Konular oraya buraya çekiliyor. Böyle bir şey yok. Benim onu tehdit etmem gibi yeniden karını bırakacaksın falan filan. Bunlar asla olmadı. Niye olmasın ki? Sen ortada kalmışsın. Yani bunu iki kişi yapmıştınız. Bu suçun ya kabahati. Ben 2,5 senedir ortadayım ya. Benim kimseyle işim yok. 2,5 senedir ben bakıyorum çocuklarıma. İstesem gidip Utku'yu tırmalarım. Çocuklar senin bak çocuklara falan filan diye. Benim kimseyle işim yok ya. Ama tehdit dedin ki ben boşanmazdım yok, dedin. Baskı altındaymışım. Hayır boşanmazdım dedin. Beni kandırdı boşandı. Ama sonrası da var. Boşanmayacağız dedi. Benim dedikodularla işim yok dedi. Evet. DNA testi çıksın bir araya geleceğiz dedi. Tamam gelmedi. Ben gene DNA testi çıktıktan sonra bir tanesini arayıp torunlarınıza sahip çıkın. Çocuğuna sahip çık. Böyle bir kelime kullanmadım ya. 2,5 senedir ben bakıyorum çocuklarıma. Müge Hanım, bir ama anne benim... olarak konuş. Müge Hanım, bir anne olarak konuşmak istiyorum. Bir saniye Aysel'cim. Ama Feride bu o dönem artık bu mevzular yok ki. Sonuçta Utku artık seni hayatımda istemiyor diyor. Bunun nedeni de Burhan'la olan dedikodular. Babasının çıkarttığını söylediğiniz dedikodular. Tamam o zaman Burhan tamam, hayatına devam ediyor. İstemiyor da ben de şunu söylüyorum. Ben de şunu söylüyorum. İstemiyorum diyor. İçeriden çıkıyor. 2 ay sonra da içeriden çıktıktan sonra çocuklarımı görmeye geleceğim diye 2 kere 3 kere benim evime geliyor. Madem niye geliyor? Madem başta bana niye istemiyorum diyor. Bunları Utku'ya sorun. Niye hepsini bana soruyorsun? Utku bağlansın anlatsın. Utku'ya sordum. Niye bağlanmıyor o taraf? Vallahi bilmiyorum onları avukatların neden konuşmadığını. Yani avukat ona öyle söyler de ben kendilerini... İşte benim avukatım Müge da yok. Bak benim avukatım da yok. Benim hiçbir şeyim de yok. Ben avukat tutma gereği de duymadım. Ben ne anlattıysam o. Kimseden durumlarda... korkum, çekindim hiçbir şeyim yok benim. Yani avukat kanuni işlemler için evet lazım ama yani benim sonuçta kendimi anlatmam için böyle Müge bir Hanım, meselede avukata da ihtiyacım var mı yok. Yani sonuçta Mehmet Bey dün bu dedikoduları ben çıkartmadım dedi. Ben hamile Burhan'dan... Çıkarttı, o çıkarttı. Tamam, o çıkarttı. Sen de böyle söylüyorsun. Mehmet Bey'in de buna cevap vermesi gerekir. Onun koyu bizim karşımızdalar onlar. Müge Hanım, Mehmet onlar bizim karşımızda oturuyorlar. O koylu vicdanı varsa o koylu bağlansın. O tarafta insan denen bir şey varsa burayı bağlansın. Bu çocuğun Utku'nun neden öldü çıksın. Utku'nun amcası, en büyük amcası Utku'nun bağlansın. Nelere dediklerine şahitler onlar. Her şeye şahit onlar bağlansın. Kimse kendini orada başkalarını karalayıp da kendilerine aklı göstermesinler. Herkes doğruyu söylesin orada. Ya zaten olay gün akşam Utku oraya gidiyor. Şaban Oktay'ın oraya dediğin amcasının oraya 2 sefer banyo yapıyor. Durup durarken bunun üzerine kan mı bulaştı banyo yapıyor orada? Evet, ya doğru bağlansınlar mu? Bağlansınlar. İşte, bunları kademe bağlansın. Kademe kademe işleye gidiyor, sıkıntı yok. Tamam Feride ne çalışa biliyorsun? Çalışa çalışa gidiyor, sıkıntı yok yani. Muhammed bak sen bunları birden biliyorsun oğlum. Benim bir şeyden haberim yok, benim avukatım yok. Biz sana var demiyoruz ablacığım, biz sana var demiyoruz. O gün akşam bir şey gördüysen söyle diyoruz. O da senin oğlunu gördüğünü söylüyor, sen de oğluna sor. Hayır Feride.
Ne söylemiş büyük amcası, ne şahit söylesen. Ne söylemiş? Sizin dedikodunuzu yapan baban falan filan Utku'ya bunları diyor. Utku bana bunları söylüyor. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben hamileyim, evdeyim. Tüm dedikoduları 7. ayıma sonuna doğru eşim duyuyor. Bana o söylüyor. Ben onların anlattıklarını söylüyorum size. İsmi ne? Bu Şaban Oktay DNA testi çıktıktan sonra tüküreceğim senin suratına diyor Utku'nun babasına. Niye tükürmemiş? Niye DNA testinden sonra torunlarını aramamışlar? Çok namussular, çok şeyler ya. Evet. Herkes namus peşinde. Burada en kötü bizi konuşmuyorlar. Benim kızım yanlış yaptıysa, Burhan Karakuş'a yakıştıysa, Burhan Karakuş bir şey yaptıysa, ne Utku mefatı için benim kızımı sundu? Ha? Evet. Bak benim kızım kitap gibi bir kız. Benim kimseyle işim yok. Ha? Benim kızımı peşte çekmediklerini ben bile açıklayamadım ta. Muhammed orada kardeşinin ölüsünü araştırıyorsa ben de kızımın namusunu, ifritini araştırıyorum. Tamam gel bizle beraber ya, sen de araştır. Kötü bir kelime ha? olabilir, özür dilerim gerçekten hani. Yani... Benim kızım pardon. Da. Aysel Hanımcığım bak bir şey söyledin. Kızını peşkeş mi çektiklerini düşünüyorsun dedin. Evet. Çünkü adamın kredi kartı cebinde, affedersin. Her şeysine hakim, bir karşısına hakim değil. Bizim Utku Efendi, Burhan'ın her şeysine hakim. Ha, sadece bir tek karşı halinde hepsi de cebindeydi. Kimliği cebinde, kartı cebinde, arabasının anahtarı elinde. Niye? Burhan'ın eşinin kıyafetlerini Utku değiştiriyor. Kargoya Utku veriyor. Kardeşim, bunlar böyleydi. Ataş'tan Barut yan yana durar mı? Ataş'tan Barut yan yana durar mı? Ha? Biz bunu evladımıza anlatmaya çalıştık. Utku Efendi bize karşı geldi. Babasını dinlemediği gibi bizi de dinlemedi. Ne dediniz? Ha? Ne dediniz Utku'ya? Müge Hanım, Aysel Hanım. Ne dediniz Utku'ya? Çok önemli bir şey anladım. Ne dediniz? Bizi dinlemedi. Dedik kızım, Müge Hanım, açıklama çalıştık. Kızı, bak kayınpeder de dedi. Oğlum eve gelmiyorsun. Her akşam Burhan içmeye gidiyoruz. Burhan da değil, kutsal dayım. Kutsal cumartesi. Dayım içmeye gidiyoruz. Ben damadımı yeri geliyor. Sabah kalkınca akşam eve geliyor gidiyor. Yüzünü bile görmedim, gün oluyordu. Benim yanımda yaşadılar bunlar biraz. Eşi diyordu ya, takılmıyorlardı geç yani, vakitlere kadar. Dur bir dakika. 7-24 yan yanaydılar canım ben bun. Peki Aysel Hanımcığım, yani biz Aysel Hanım'la... Ben bunları aynı... nasıl takip ederim? Kızın... Ya sen nasıl yapacaksın? Kızına ben bunu sormaya çalıştım, bunu anlatamadı. Ama sen şunu söylüyorsun. Yani Utku bir tek karısına mı sahip çıkamadı? Yani Burhan'ın arabasını, kredi kartı falan onun üzerinde miydi diyorsun? O yüzden... Çıkamadı. Benim damadım, eski damadım benim kızımı ifritine sahip çıkamadı. Üstüne basa basa söylüyorum. Peki bunun nedeni neydi? Yanlı okulda varsa tepki veren gelsin karşıma. Peki bunun nedeni neydi? Nasıl nedeni neydi? Yani nedeni neydi, bu araba ve kredi kartı falan meselesi miydi? Ablacığım bunlar valiyete alışkınlar zaten, anasının babasının yanında. O gün akşam da oraya gezmeye gittim. Konuyu açtılar. Bana konuştu ve çocuğumla dediler. Ben gittim konuştum. Utku bana dedi büyük babamdan alıyorsun dedi. Ben orada çalışmak istemiyorum dedi. Evden koptu. Bu çoluk çocuk varlığa alışkın, altında arabaya alışkın, cebinde paraya alışkın. Anasından babasından kopunca da ben zaten kendi haline bir aileyim. Ben onun isteklerine yetişemem. Ama ben onu... Ondan sonra oradan çıktı, Burhan'a ama... sokuldu, Burhan'a. Ve kredini bu... kurtardı, kartını kullandı, arabasını kullandı. Affedersin. Ne söyleyeyim Müge Hanım? Yani o nedenle aslında bu mesajlara vesaireye göz yumdu. Müge Hanım, Mehmet Oktay diyor ya hani beni oğlumla kendim açtım orayı işletsinler diye. Utku. Her şeyin başının altında, bak her şey Utku'nun başının altından çıkıyor. En azından bir doğru konuşan birisi çıktı. Herkes geniş konuşuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok tebrik ediyorum. En azından doğru konuşan biri çıktı. Müge Hanım. Abiciğim bunun bir nedeni olmalı. Bu hiç kimse için kabul edilebilir bir durum değilken. Bugün Feride stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Feride. Hoş buldum. Annesi Aysel Koç da canlı yayında. Bağlantımız hazır. Onu da görelim, bir günaydın diyeyim. Günaydın Aysel Hanımcığım.
Hoş geldiniz yanımıza. Günaydın canım, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün artık istiyorum ki her şeyi net bir şekilde konuşalım. Bak iki bloğumuz var. Net bir şekilde her şeyi İnşallah yavrum. Konuşalım. Şimdi Feride, o geceyle ilgili gerçekten senin anlattıkların aslında çok önemli. Yani daha böyle bir hatırlasan, net net anlatsan bence her şey daha net bir şekilde de ortaya çıkacak. Şimdi, her şeyi net net söylüyorum zaten. Her şeyi net net söylüyorum zaten. Yani söylemediğin tek bir kelimenin bile bir anlamı var. O nedenle söylüyorum. Yani lütfen sen de bir hafızanı toparla. Benim için senin verdiğin ifadedeki en önemli şey, peşimde insanlar var. Yani Utku motosikletin başında bekliyor. Arabalı kişi cumartesi pazarının orada beni bekliyor. Sana geliyor. Annen o gece iki kere dışarı çıkıyor. Gece çıktığı saatte yani 11'den 12'den sonra. Yani bizim şimdi bir toplum olarak ya çıkmaz mısın? Çıkarım gece 3'te de dışarı çıkarım da. Yani kaç kere çıktımsa hayatımda ya toplasan 3 değildir. O da bir hastalık olur. Bir şey olur da hastaneye gidersin. Acil ne bileyim yani bir acil durum olur. Yani senin annen çikolata aramak için dışarı çıkıyor falan. Yani oralarda hep insanların içini gıcıklayan bir takım durumlar var. O yüzden sana söylüyorum. Ne olur artık net bir şekilde konuşalım. Bak 2,5 yıl geçmiş. Sen bu adama karşı sen de bir şey hissetmedin mi? Başta öyleydi. Başta öyleydi. Zaten o yaklaştı bana. Zaten eşimin sayesinde benim hayatıma girdi. Dediğim gibi aralığın başıyla ocağın, Şubat'ın yarısına doğru görüşmelerimiz oldu. Ben zaten hamile kaldıktan sonra kendisine ben hamileyim artık hayatımda olmanı istemiyorum. Utku'nun hayatından da çık diye kendisine mesaj da attım, söyledim de. Doğrular konuş Feride. Bak söylediklerimi anlatıyorum burada. Ocağın 15'te ben onunla birlikte oldum diye ifade vermişsin. Sen Burhan'la hamile kaldıktan sonra kendi gönlün Rıza'nınla birlikte görüşmeye devam ettin. Bak elim ayağım titriyor. Zaten hani bak, artık anlatıyorum burada. Sana hakaret etmiyorum. Ben size anlatayım mı? Ondan sonra sana hakaret etmiyorum çünkü ama yani utanacak yüz yok. Sen de ki buraya gelmişsin. Sana hakaret etmiyorum. Yüz yok. Doğruları konuş. Dediler ki baskı altındasın, buraya çıkamıyorsun. Doğruları dediler. Buraya konuş. Çıktım, yüz yok diyor. Doğruları konuş Feride. Bak ben de size yardımcı olmaya geldim. Buraya yaşadıklarımı anlatıyorum. Sağ ol. Sevgi'ye de yardımcı olmaya geldin. Tamam işte. Ona da yardımcı olmaya doğruları geldim. Sonuçta konuş, o da öyle. Benim hayatımda olan bir insandı. Ben de istiyorum onu öldüreni. Sonuçta biz de zan altındayız burada. Hepimiz suçlu görüyoruz. O yüzden doğruları konuş Feride. Herkes seni gözden görüştük. Çıkarmış. Zaten kocan seni gözden çıkarmış. Sen de doğruları konuş. Görüştük. Burada kullanılan, biz herkesten görüştük. Fazla kullanılan sensin. Ben hamile kaldıktan sonra, ben hamile kaldıktan sonra kendisine hayatımdan çıkmasını söyledim. O daha çok bizim hayatımıza girmeye başladı. Feride, lütfen doğruları zaten konuş. o kavgalar olduktan sonra eşim... Hangi kavgalar olduktan sonra? Utku beni yakalıyor, mesajları görüyor, sonradan bana darp uyguluyor. O gün bizim eve geliniyor. Bana deniliyor ki seni seviyorum diye mesajları Utku atıyor ya. Ben de diyorum ki kendisine bana niye bunu söyledin? Ben hiçbir zaman sana seni seviyorum veya sen bana seni seviyorum diye bir cümle kullandın mı? Niye bana bunu kullandın? Niye bu mesajı attın? Şimdi Feride'ciğim bak can diye bir mesaj. Bence can dediğin şey çok kıymetli bir şey. Evet yani... Utku'nun bana kullandığı bir cümleydi o. Heh, can. Şimdi... Aynı o can mesajını nasıl Burhan da sana yazabilir ki ya da sen ona yazabilirsin görüştüğümüz ki? Içindi. Görüştüğümüz içindi, konuştuğumuz içindi. Tamam. Bunu söylüyorum bak, zaten. Bak Utku buraya bağlandığında şu anda demiş ki Utku'nun babası savcı konuşmamıza izin vermiyor. Yalan söylüyor. Yani desin. Sayın savcımın hiç öyle bir şey yapacak durumu yok. Çünkü bir savcının işi olayı çözümlemektir. Hı. Savcı zaten bilgi alır. Savcı bakkaldan alır, manavdan alır, köylüden alır, kentliden alır neyse. Ya da burada konuşulandan alır. Savcı için fark etmez ki. Yani ben sizin avukatınızın sizi uyarmasını çok mantıklı karşılıyorum. O avukat olarak görevini yapıyor. Ama sizin bu cinayetle bir ilginiz yoksa, yani sizin bu olaylarla ilgili konuşmanızın hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyorum. İlginiz varsa, yani avukat ne bilsin? Avukat müvekkil arasındaki ilişkiler zaten gizlidir. Avukat bilmez. Avukat sizin bu işte bir cinayetle ilginiz olduğunu düşünür. Yani sonuçta sizi savunuyor. Müge. Ağzınızdan bir şey kaçmaması için konuşmayın der. Siz kendinizden eminseniz çıkar anlatırsınız. Bakın Utku bağlandığında dedi ki ben Feride'yi telefonunu elinden almak için yumrukladım. Evet, evet. Ama sen verdiğin ifadede bu mesajlardan dolayı yumruklandığını söylemişsin. Hangisi? Mesajı gördüğünde telefonu vermeyince direkt bana telefonu vermediğim için yumruk attı. Peki mesajı nasıl görüyor senin elinde? Telefon mutfaktaydım ben. Telefonu elimden çekiyor oluyor. Hı. Bu arada da Burhan'ların kiradaki evine gidiyor. Burhan ona diyor ki üst kattakinin atkada suyu akıyormuş banyoya.
Git ona bir bak. Hı. Bunu arıyor, sonra o onun için çıkıyor dışarı. Bana da SSK binasına gideceğim diyor. Oraya gitmeden eve geliyor. Hı hı. Utku. Sonra da o eve gelince telefon elimden eve giriyor. Telefon elimden sen fark etmedin onun eve giriş girdiğini. Evet, direkt mutfağa girdi. İki yönden giriş vardı mutfağa. Oradan giriyor, telefon elimde görünce telefonu çekiyor. Ben tekrar alıyorum elinden. Vermek istemeyince bana öyle elini kaldırıyor. Yani ama mesajı gördü önce. Mesajı önce görmedi. Elimden tekrar aldıktan sonra içeriğini gördü. Elinden alması için bir sebep lazım. O da mesaj hakkında bilgi sahibidir ki telefonu almaya kalkıyor. Direkt eve gelince, eve geldi. Telefonla oynayıp bakayım, alayım, çekeyim şu telefonu dedi. Elimden aldı. Ben de şaşırdım zaten. Hanımefendi biraz evvel dediniz ki daha evvel mesajı görüyor. Bilmiyorum ki eve geldiğinde, bak olanı söylüyorum size. Eve geliyor, SSK binasına gideceğim dedi. Hayır, bak şunu sormaya çalışıyor Ram Bey. Şimdi hepimizin elinde bir telefon var. Herhalde en çok mesaj okuyup elinde telefonu olan benim. Evet. E tabii şimdi niye benim elimden telefonu yani alsın ki kocam yani? Yani elinden telefonu almak istemesinin bir sebebi olmalı. Direkt, direkt çekti telefonu, direkt mutfağa girer yanıma gelir gelmez telefonu elimden çekti. Ama öncesinde demek ki bir takım bir şeyler var ki. Siz hiç alıyor musunuz karınızın elinden telefonu? Yani bir şey olursa alır. O mesajı yakaladığı gündü. Onun haricinde aramızda bir şey olmadı. Bir tartışma olmadı. Bir kıskançlık seviyesi olmadı. Hayır. Utku, senin elinden telefonu niye çekti? Senin alıyor muydu elinden? Biraz evvel de bir şey söylediniz. Size mesaj gönderiyor Utku, sevgilim, canım diye. Siz de ona diyorsunuz ki bana bugün... Hayır, Utku değil. Hayır, dur, dur, bir değil, saniye Rami, dur karıştırmayalım. Buranın yani, gönderdiği mesajlar, evet, öyle mi? Evet, onu evet. Yani Utku senin elinden o telefonu alıyorsa demek ki bir şeylerden şüphelenmiş, gizli gizli de eve girmiş, gelmiş senin elinden telefonu tabii çekip almış. Neden şüphelenmişti? Ben bilmiyorum, dışarıya çıkmıştı, o içeriye geldi. Hayır, şüphelendirecek o gün bir şey değil, bir tanem daha öncesinde yani neden şüphelendi? Daha öncesinde şüphelendi, o hiçbir şey olmadı yani, beni kıskanç, uzak dur, şunu yapma, bunu yapma, hiçbir şey olmadı yani aramızda da. Olmadı. Hiç? Hiç olmadı. O gün, ilk gün o gün. Sorabilirsiniz de, evet. Hayır, ben şunu anlayamıyorum. Hem dün dedin ki benim kocam çok rahat bir adamdı. Hem de şimdi o rahat adam niye o zaman senin elinden gelip telefonu alıyor? Ya bak, kadınlar bunu yapar da bu çok erkeksi bir durum değil. Erkekler bunu çok kendilerine yakıştıramazlar. Benim şahsi kanaatim, Müge bilmiyorum. Hanım. Hani erkekler adına konuşmuş gibi olmayayım ama. Ya biz kadınlar daha vıdı vıdıcıyız. Ama erkek eğer bunu söylüyorsa bu bir son noktadır artık. Hele ki telefonu eğer zorla elinden alma eylemi ben artık şüphenin en doruk bir şey olmadı. Olsa zaten ifadeleri... Müge Hanım, ben söyledim ya, kamera kayıtlarından buna... babası görmüş, bunlar evde kavga ettiler, bunlar öyle evden attılar. Yani hayır, olay buraya geliyor. Zaten Utku şüpheleniyor değil. De bu kamera kayıtlarında ne var Feride? Hiç, ben hiç ilk defa burada duydum onları. Bana hiç kamera kayıtlarında... Bak bunlar ama gerçek. Bunlar kayıtlarda var. Utku şüpheleniyor ki bunu takip bunlar alıyor. Bunlar gerçek. Biriniz hanginiz de bilmiyorum da hangisi hangisineydi Kadriye? Biriniz birinize masaj yapıyormuşsunuz. Hayır hayır, öyle bir şeyler yok Müge Hanım. Aynı koltuk... Kim kime yapıyordu? Bu Burhan'a yapıyormuş Müge Hanım. Feride Burhan'a yapıyormuş. Hayır hayır hayır, asla asla. Çıksın. Ya hayatım, var kayıtlar, Allah Allah. Burada da beni şimdi her şeyi adlı adınca anlattırmayın. Ben var masaj... yapmışsın. Yapmışsın, adam da onu görmüş. Masaj değil, bizim kahvaltı yerine kahvaltıya geliyordu. Eğildim, önüne kahvaltılık falan koydum. Bu masaydı, tamam, şuydu, buydu. Omuzuna da masaj yapıyormuşsun abi. Görmüş bunu kayınpederin ya. Var kayıtlarda, neyi yalanlıyoruz ki biz şimdi? Bak böyle söylüyorsunuz, ya, bu kayıtlar elinde... Bunu ben 2,5 sene geçti. Masajdı, şuydu, buydu, hatırlamıyorum ben. Ya niye hatırlamıyorsun ya? Birinin omzuna masaj yaparsan hatırlamaz mısın? Herkese mi yapıyorsun? Ya şu anda da seni izliyor zaten bu kayıtları elinde olanlar kızım. Böyle söylüyorsunuz, ondan sonra da adamlar gidip size bunu soracaklar tabii. Burada hiçbir şeyi yalanlamıyorum. Hatırlasam onu da söylerim Müge Hanım. Buraya zaten yardımcı olmak. Hem de artık saklanacak, gizlenecek. Hayır. Bak bir şey kalmadı. Hiçbir şey yok zaten. Anladım, hiçbir şey gizlemiyorum. Seni zaten Utku gözden çıkarmış. Tamam, bunu da biliyorum. Çıkarmasa tamam, zaten o yüzden gerçekleri o mesajlardan konuş. Sonra o adam ne evime gelirdi, ne evime gelirdi, ne hayatımda olurdu. Beni gözden çıkarmasa... Tamam, sen yani masaj yapmış da olabilirsin yani. Hatırlamıyorum diyorum. Kesin yapmadım demiyorum burada. Hiçbir şeyi reddetmiyorum. Ama kesin yapmadım da elin adamına sırf masaj yaptığını hiç unutur mu? 50 kişiye masaj yaptın. Niye hatırlamıyorsun? Unutulacak şeyler var. Unutulacak şey mi? Hayatta unutulmayacak şeyler var. Bir başka erkeğe masaj yapıyorsan o zaman bunu unutamazsın. Geldin, konuş, gerçekleri konuş. Yaptın mı, yapmadın mı? Bu davranışı unutmazsın. Hayır, yapmadım. Yaptın, arkasında dur. Yapmadım, ben hatırlamıyorum bunu. Bundan sonra hiç o Nehri Sefa'ya gittin mi, o restorana? Bir de şu tuhaf... Hayır, bu olaylardan sonra Nehri Sefa'ya gittiniz mi siz? Hayır. Bir daha gitmediniz. Hayır. Bir daha gitmediyseniz o zaman senin o işte masaj görüntün falan filan
kayınpederin gördüğü ondan evvel. Evet. E tamam, ondan evvelse demek ki o zaman sizin de Burhan'la yakınlaşmanız da ondan evvel başlamış. Dedim ya, Aralık ayının başında başladı diye zaten. Tamam. Biz Aralık'ın 28'inde ev taşıdık. Ben biliyorum tarihi. O zaman da demek ki bu kavgaların, bu görüntülerden sonra olduğu, kayınpederinizin sizi bu görüntülerle ilgili attığı da bir gerçek. Doğrular konuşmadı lütfen. Doğruları söylüyorum zaten ablacığım. Hayatım, adam o görüntüleri gördüğü vakit ne zaman? Ondan tamam, sonra siz evden ayrılıyorsunuz. E tamam, o görüntüleri görecek de susacak mı? Hangi adam susar? Zaten bu tepki çok doğal. Ben de şimdi doğal. Mehmet Bey'in yerine kendimi koyuyorum. Susar mıyım? Susmam. E tamam, ben şunu da söylüyorum o zaman. Susmasın da peşine adam takacağına gelip beni karşısına alsaydın. Ne diyecekti sen de, evet mi diyecektin? Bu hareketler... Evet, dün akşam beraber mi olduk diyecektin? Ne diyecekti? Hiç yoktan bu duruma gelinmezdi. Hayır, ne diyecektin? Böyle bir yanlışlıklı oldu, böyle bir tavır oldu deyip o da bana tavrını sergilerdi. Ben de ona tavrını sergilerdim. Beni de ne söyleyecektin? Evet mi diyecektin? Ben böyle bir hata yaptım derdim. Niye saklayayım? Onun karşısında söylerdim belki. Benim karşıma beni... Evladı gibi görseydi, oturtturup konuşsaydı. Evladı gibi görüp ne diyecek evladı gibi ya? Sen onun ayrıca evladısın da tamam, ama gelinisin. Yani gelinliğinde bir sınırı var. Oğlumu hoş tuttuğu müddetçe başımın üstünde yeri var gelinin. Oğlumu aldatan geline ben ne evlatlık şey yapacağım? Tamam, yapmasına diyorum ben. O peşimizde niye adam takıyor o zaman? Zaten niye takıyor? Çünkü emin olmak istiyor da. Emin olmak istiyor. Onun üzerinde sen hamile kalıyorsun. Zaten çocuğunuz olmazken... Onunla görüntünü görüp peşine birini takıp yeğeni de zaten bunların arabası da hep burada, ben bir şeylerden şüpheleniyorum dediği noktada adam da peşinize adam takıyor. Diyor ki dur bir netleştireyim, sen bir daha hamile kalınca tamam o zaman çocuklar Burhan'dan deniyor. Tamam, o daha zaman... hani bu da Einstein'ın fizik problemi değil, gayet hayatın doğal akışı içinde herkesin aynı şekilde düşüneceği tamam, bir şey. Tamam ablacığım, o zaman oğlu da dilini kestirecek falan filan oluyor ya. O zaman boşasaydı beni, niye benle yola devam etti? Çünkü senden menfaat sağladı. O zaman beni boşasaydı. Çünkü Utku senden menfaat sağladı. İşte sen de az önce ben söylüyorsun. Ben 7 aydan sonra, 7 aydan sonra öğrendim. Eğer ondan sonra market, iddia edildiği gibi market alışverişini karşıladıysa Burhan sizin, arabasını verdiyse, ondan sonra en son artık evini istemeye kadar vardırdıysa iş, ben o zaman herkesin de kendi... Tinetine kalmış, ben şunu ona şey yapamam, Müge değerlendiremem. Ben kimseden hiçbir şey istettirmedim. Altın yumurtlayan bir tavuk. Zaten kiram ödenmediği, başta ödenmiyordu, ailem ödüyordu. Ben ona muhtaç, değildim, ailem bana destek çıkıyordu. Tamam işte, ailen öderken artık ailen de ödemiyor. Utku şey, Burhan ödüyor. Çalışmaya... Bunun başka izahı yok yani. Sen buna nasıl katlandın? Hadi kocan senin iddiana göre bunu yaptı diyorum, sizin iddianızdır bu ama... sen nasıl buna katlandın? Hayır, bunun ne farkı var ki yani? Üç kişiye, beş kişiye insanın kocasını pazarlamasından bunun ne farkı var? Ha bir kişi, ha üç kişi, ha beş kişi, ne fark eder ki? Olduktan sonra bir şey, benim için sayısı önemli değil ki. Buradaki nicelik önemli değil, nitelik önemli. E sen demiyor musun kendi kendine, sen demedin mi? Bu da nasıl bir adam ya? Hani hem gördü bizim mesajlarımızı, hem hala duruyor, adamı eve alıyor. Hala onun arabasına biniyoruz, hala onun evinde oturuyoruz. Hala kredi kartı benim kocamın cebinde. Bunun adı ne? Annen dün söyledi. Sen ablacığım, nasıl buna katlandın? Dedim gelmesin dedim. Beni anlayan, dinleyen bir insan mıydı? Konuşsun ya, biliyor kendilerini. Beni dinleyen, anlayan bir insan mıydı? Kim? Kafası Utku, kafasına göre ne çizer ne yapar? Müge Hanım. Oynar. Utku kendisi yapabilir ama Utku'nun seninle ilgili alacağı karara sen karar verirsin. Bak senin baban da gurbette çalışıyor diyorsun. Demek ki size de geçindirebilecek onların yanındasın durumu var. Alırsın çantanı gidersin babanın evine. Tamam sen bir hata yapmışsın. Ben kartlarını ama aldığını, o hatayı malzemesini bence... aldığını bunları hep bu olaydan sonra öğrendim. Yani ablacığım, arabasını benim... kullanmıyor mu kardeşim? Arabası geliyordu. Kartlarını kullandığımı bilmiyordum. Bak ablanın... Utku Burhan'ın arabasını kullanıyor mu? Alıyordu bazen, alıyordu. Niye? Şey niye? Olduğunda, niye versin şey adamı? Alıyordu. Niye versin adam arabasını? Arabası da ne marka? Ya servise çıkıyordu. Arabası ne marka? Chevrolet Jeep. Evet. Captiva. Chevrolet Jeep'i... Her aldığında benim yanıma gelmiyordu ki, kendisi kullanıyordu. Ya senin yanınla alakasından bahsetmiyoruz biz yani Feride'cim. Niye versin adam? Adam benim bilmiyorum fiyatını da, benim arabam çok pahalı değil. Herkesten imtina abisine ediyormuş. Abisine bile şey zor verirdi yani. Bana yedek anahtarı gönderdi mesela ilk arabasını aldığında. Ben de biraz durdu, ben geri verdim. Çünkü ben onu karşılayacak bütçem yoktu ya, o araba anlarda. Pahalı bir araba. Şimdi bir aynası kırılsa, araba bir aynası kırılsa hani çok pahalı ben bir araba. Ben bağlantısını söylesin. Ne kadar, kaç liralık bir araba o? Dur tek tek konuşalım. Kaç liralık bir araba? Şu anki fiyatı 450 milyar falan şu anki fiyatı. Ha? Şu anki değeri 400-500 vardır. 400-500 bin liralık milyar araba. Evet. Tamam, o yüzden de vermiyordu kimseye. Yok, ben almadım.
Almazdım da yani. Hani ya karşılayamamış şey olursa da o arabasını. Ona verirdi ama. E tamam, Utku'ya niye veriyordu? Utku'ya verirdi yani. E menfaati varmış, vermiş. Menfaati varmış yani. Muhammed, sonra sen o aracı niye sattın? Yani ben sattım aracı. He? Ben sattım. Ablacığım, daire aldık. Biz üzerine biraz fındık parası falan koyduk. Daire aldık. Şeyde kaymakamlığın üst tarafında, dördüncü katta. Yatırım amaçlı. Müge Hanım, benim ehliyetim dursa... yoktu. Ben daha yeni girdim sınavlara. Bu daha geçen ay girdim. Ehliyet aldım. Benim ehliyetim yoktu. Benim çocuğum 12-13 yaşında. Arabayı kullanabilecek kimse yok. Yani beni o arabayı alıp da çürüteceğime ben arabayı sattım. Bana düşmez zaten o üzerine satayım veya satalım. Üzerine de biraz daha yani bir şeyler ekledim. Yatırım yapacaksanız. Hani fabrikadan falan biraz para geldi ölünce. Üzerine de ekledim. Çocuklara yatırım olsun diye ev aldım. Ben arabayı ne yapayım ki? Ya biz çocukların önüne geçemeyiz. Çoğu da hani binerler benim giderler. Benim çocuğum küçük. Ya arkadaşlar, olaydan hemen sonra diyorsunuz ama. Yani valla bak, Sevgi burada tamam, kocasını arıyor. Ben Sevgi'nin yerinde olsam aramam bu kocanın katilini ya. Bak vallahi çok iyi kadın. Ben ona söyledim ilk daha geçen cuma geldiğinde. Bana ne ya? Beni aldatmış. Ölsün. Müge Hanım. Ya abla, bak, niye? Müge Hanım, Aysel Hanım diyor ya, bak, hani bir sürü kişiyle ilişkisi vardı. Aynısı arar. Sevgi gerçekten aileyle de beraber, bak ben sana gerçekten saygı duyuyorum. Mesela ben senin kafada birisi değilim. Beni aldatmış mı? Vallahi ne hali varsa görsün, cehenneme kadar yolu var yani. Hani ölsün derken illaki vurulsun ölsün dedi. Yani buradaki ölmüş diye söylüyorum. Bana ne, ölürse ölsün yani. Arkada kim ne aldattıysa o ağlasın. Bana ne yani. Yani sonuçta ben her zaman söylüyorum. Karılık kocalığın tek kuralı vardır. Sadakat. Bitti. Ben İkinci, üçüncü insanın ilişkisinin rengidir, güzelliğidir. O güzelliktir. Çok iyi kocam var, çok iyi karım var. O ondan sonraki mesele. Ama ilişkinin kuralı sadakattir. Evlilikte de. Evlilik dışı ya, ilişkide de ya. İlla ki nikah beraber bahsettim. Bana ne, beni aldatmış. Ölsün, gebersin. Zaten buradaki düşüncemiz aynı sizinle. Arkasına dönüp bakmam yani. Müge Hanım, benim kardeşimi Mertçe vursaydılar tamam eyvallah derdim. Ya. 100 metrekare eve seni indirirsen. Senin kardeşin. Tabii, seni ilgilendirmez. Siz arayacaksınız. Seni şey yapar. Sevgi gerçekten. Burada çocukları için ya. Aslında burada. Çünkü evet. Yarın bir gün diyecekler ki anne niye sen de babamın ardına düşmedin? O çocukları için burada. Bir de seviyor da kocasını. Evet. Bence o da bir kaçamak olarak düşünüyor. Yani öyle algılamak istiyor. Ama Feride, ben sen öldüğü gün eğer senin yanına geliyorsa, karnını tutuyorsa ben sizin ilişkinizin bittiğine inanmam kızım. Çok açık söyleyeyim. Bitmiş. Ve de lütfen doğruları konuş. İster inanın, ister inanmayın. O anki telefon görüşmelerim çıkartılsın. Mesajlar çıkartılsın. Mart'tan sonra diyorum ki size görüşmedim. Peki sen niye o zaman kocanla barışmak için sevgilinden yardım istiyorsun? Şimdi bu da mantıklı bir şey. Bana niye söylemedin Feride? Utku bana yenge de diyordu. Bak şunu yenge da söyleyeyim. Bizim, bak şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Diye bana niye söylemedin? Dedim ki kaç kere o ölen kişiye dedim ki çıkalım Utku'yla konuşalım. Bunu da söyleyeyim. Hayır, söyleyemezsin. Ne konuşalım dedi? Bu hatayı yaptığımızı söyleyelim neden? Dedim. Saklamayalım. Zaten biliyormuş ki Utku. Neden? Saklamayalım dedim, ben bu vicdanla yaşamak istemiyorum. Hayır. Utku'ya yalan söylemek istemiyorum. Hayır. Diye kendisine söyledim. Saklamayınca ne olacaktı? O zaman o da Sevgi'den ayrılacaktı ve siz de yeni bir hayat kuracaktınız. Hayır, yeni hayatmış, muymuş, şuymuş, aşkmış, meşmiş, böyle bir şey için değil. Ama yalan. Bak ismini bile söyleyemiyorsun, Burhan diyemiyorsun. Adama da kızgınsın. Buna da kızgınsın. Müge Hanım, Feride'nin kızgın olması şu. Burhan ayrı kullanmış Feride'yi, Utku ayrı kullanmış. Burada herkesten mağdur olan aslında Feride. Evet. Ben Feride'ye o yüzden diyorum. Doğruları evet, konuş Feride. Evet, mağdur olmuş. Doğruları ya. Konuş Feride yok, diyorum ben de. Bak, doğruları Utku, söylüyorum zaten. Ben, Müge buraya, Hanım. Ben buraya neden çıktım dedi ya, çocukları ilerisi gerisi var. Benim de çocuklarım var. İleride diyecekler ki annem için öldürüldü veya öldürüldü. Ben bu ortaya çıksın, benim için ölmediği. Bunu İleride çocuklarının yüzüne gerçekten bunu bakmak istiyorsan doğruları konuş. Peki o zaman Feride benim için öldürülmedi derken. Benim uğruma ölmedi. Benim eşim eve gelmezken ben bana kırıldığı, bana darıldığı, benim için bunalıma girdiğini zannederken hayatında başka bir insan olduğu için eve gelmiyormuş. Ben bunları zannederken bunlar varmış. Müge Hanım, olay şundan ibaret. Peki bir dakika Sek. Peki o başka insana bu dedikodulardan dolayı yönelmedi mi? Ondan evvel seni aldatmış mıydı Utku? Siz ya, kaç yıllık evlisiniz? 7. Tamam, o 7 yıl içinde başka bir ihaneti olmuş muydu? Ya ihaneti olmadı ama eski ayrıldığı nişanlısına mesajlar atmıştı. Nasıl yani? Bildiğim pişmanım evlendiğim için falan filan böyle ha? Şeyler yapmıştı. Evlendiğim için pişmanım falan filan diye mesajlar atmıştı. Tamam, başka oldu mu bir hayır, şey? Hayır. Sen ona olmadı. İntikam almak için mi? O seni sonra yakaladıktan sonra olmadı mı bu öteki ilişkide? Evet, sonra oldu. Hı? Sonra oldu ama diyorum ya hani dayı sana inanıyorum, eşim sana güveniyorum dedi, olayı kapattı ya. Bunlar normal ilerlediler ya, bu 7 ay içinde bu konuşmalar oldu. Bu 7 ay sonra ben bunları duydum ya.
Benim tepkilerim bundan sonra oldu. Peki zaten. Peki siz bunu çıktıktan sonra Burhan eşiyle beraber sizin eve geldi mi? Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani sizin eve gelerek... Sen nasıl bizim eve gelerek? Yani bu mesajlar falan çıktıktan sonra sizin beraberliğiniz oluyor, mesajlar çıkıyor. Sonra yine Burhan Feride ile sizin eve gelmiyor mu? Tamam, benim sevgiyle. Bundan haberim yok. He? Sevgiyle geliyor. Ama aile... sevgiyle geliyor. Diyorum ya, ailesiyle daha çok gelmiyor başlıyor tamam, bizim eve. Geliyor, geldiğinde Sevgi'ye nasıl davranıyordu? Yok, dürüst böyle... konuş Feride. Sevgi'ye lütfen. Burhan mı nasıl davranıyordu? Hı. Şey, iyi davranıyordu, kötü davranmıyordu ki. Yani böyle sarılıp falan nispet yapar evet, gibi. Evet, evet, evet. Ne yapıyordu? Hayatım. Ne diyordu onu? Bir şey daha diyordu. Osman diye hitap ediyordu kendileri. Evet, eşine Osman lakabı diye. Lakabı Osman'da onu, biz ona Osman derdik. Evet, hı? Canım. Osman derdik Burhan. Karım diye sarı şey yapıyordu yani. Yani diyorum ya, bizim aramızda yani bir şey yoktu. Yani sana canım karı, onu şimdi bak alıyor Sevgi'yi, sizin eve geliyor. Ona sarılıyor, canım karım falan diyor. Bunun evet. Adı ne? Sana nispet yapmak. Ben kimseyi kıskanmadım ama ablacığım, ben kimseyi o senin duygusal durumun. Tamam. Ama onun niyeti sana karısıyla nispet yapıyor. Zaten normalde de peki sen o zaman niye Utku'yla barışmak için bu adamdan yardım istiyorsun? Utku'yla o iyi. Utku'nun her şeyini o bildiği için. Utku'nun her şeyini biliyordu. Utku da onun her şeyini biliyordu. Şimdi Feride ile reklam arasında da konuştuk. Feride diyor ki ben aslında böyle sevgiyle falan samimi değildim yakınlaşmaya başladığımızda. Yani biz bir Burhan'da bir şeytan tüyü vardı. Benim boşluğumdan faydalandı. Daha sonra aslında Burhan Feride ile ama Sevgi ile beraber sizin evinize geliyor. Bir şekilde sana nispet yapıyor. Belki de Utku'ya böyle bir şey göstermeye çalışıyor. Bak benim karımla da aram iyi. Benden şüphelenme diye. Hangisi bilemiyorum. Sence hangisiydi? Eşiyle arasını iyi göstermeye çalışıyordu. Müge Hanım, biz toplasanız iki kere gittik bunların evine. Bir ilk kiraya girdikleri eve, bir de bizim eve gittik. Sürekli bunlar geliyordu. Bir keresinde mesaj atmışlar. Biri bana atıyor, Burhan bize işte bu akşam çay içmeye gelin dedi diye. Biri de Burhan'a atmış, Sevgi bize çay içmeye gelin dedi diye. Ben Burhan'la kavga ediyorum, ben tarladan geldim yorgunum, niye çağırdın? O bana söyleniyor. Ben işten geldim yorgunum, niye bunları eve çağırdın diye. Mesajlara baktık, ayrı ayrı atılmış mesajlar. Bana da mesaj at diye Utku söylüyor, sevgilere gezmeye yani gidelim. Yani işte sürekli geliyorlar, biz tarladan evet, geliyoruz, Utku geliyorlar. Evet, Utku götürüyordu, bir kere bizim diyordu, köyümüzde, evet gidiyordu. Bizim köyümüzde şey oldu, Irmak'ta bir çocuk boğuldu. O zaman bile biz hani... Yüksek bir tepeden o ırmak görülüyordu. Oraya bakmaya gittik. Aradılar, dedim ki Utku biz yorgunuz oğlum, gelmeyin. Ben tarladayım, size dedim bir şey hazırlayamam. Gelmeyin dedim. Ya yenge dedi, biz dedi yemek yemiyoruz ki dedi. Bir bardak çayını evet. içeceğiz, sohbet edeceğiz. Niye böyle yapıyorsun dedi. Yani gelme dedikçe geliyorlar. Bir kere aradılar şey domates şişesi dolduruyorum ben. Dedim ki der ki aradılar mısır, derken Utku aradı. Mısır pişirmeye gelelim dediler. Dedim ki ya ben yorgunum, evde işim var, konserve dolduruyorum, gelmeyin. Öyle çevirdik yoldan. Yani biz bunları davet etmiyoruz ki, kendileri geliyorlar. Bunlar derken ne Utku, niyetle? Utku e tamam getiriyor. Utku da ne niyetle? Ne niyetle? Yani bilmiyorum ablacığım. Utku buna cevap ver kardeşim, ne niyetle ya? Menfaat için işte. Yani ne niyetle sen gelerek hani Burhan'a gözdağı mı vermeye çalışıyordun? Ya benim aklıma o geliyor. Ha, ne niyetle? Hep tamam olabilir, bir mesaj gördün olabilir. Tamam, bir mesajdan da ben bütün evlilikler yıkılsın falan diyemem ama. Evet hani, niye göz mesaj yummuş? Var, mesaj niye var göz yani, yummuş? Yani bilemem, herkesin kendi duygusu. Ama tamam kabul ettin. Ama en azından arana mesafe koyarsın. Karına da bir daha görüşme dersin. Ya da niye göz yummuş? Niye beni yanlarına göndermiş? Niye her babasına seferinde... tepki göstermiş? Baba sen haklısın niye dememiş? Niye araya mesafe koymamış? Demek ki o da başka şeylerin peşindeydi ki beni sevmiyordu ki. Affedersiniz, gerçekten annemin tabiriyle beni satmaya çalışmış. Demek ki yapmış bunu. Müge Hanım. Peşime mesela adam takmak kolaydı mesela. Gelsinler, ben buradayım. Konuşsunlar, niye bunları yapmışlar? Niye direkt bana gelmemişler? Çıksınlar, ben buradayım. Bak korkmadım, rezil de olacağım, kepazede olacağım dedim. Çıktım buraya, konuşuyorum. Benim bir suçum gel, yok ki, ben gelmişim buraya. Küfür etme, geçti şöyle de. Hava abla küfür etmeden konuş ne olur. Hava teyze, az önce Feride dedi ki ben dedi eğer Burhan'ın annesini tanısaydım baştan zaten hiç böyle bir şeye girmezdim. Çünkü bize Burhan'ın annesi dedi çok yardımcı oldu dedi. Evini açtı, yemek yaptı. Ondan sonra ben çok üzgünüm dedi az önce. Yaptı da Bilge Hanım, iyiliği bu muydu? Eğilimin karşılığı bu değildi. Eğilimin karşılığı, ben onlara hiç bu kötülükte bulunmadım. Biz onların evden kendi yiyeceğimizi bölüp gönderdik. Hiç bir şeylerini görmedim bak. Geliyordu bu böyle burada otururdu. Hiç böyle yebi göz kırptı onu.
Ya yani böyle yanlış hareketlerini görseydim ikisini de yavaş olun mantı, ikisini de evlisin derdim. Bir tarafa çekerdim de. Ben böyle bir insan değilim. Ben doğruyum, doğru. Türk'ün yolunda. Ben yanıyor iki buçukta neden ben milyonum? Tansiyon çıkacak. Ben, yani o, ben onun için geldim buraya. Ben de bağlamada gizleyen bağlamayı koydum yanımda. Yanıyorum ben. Ben anayım, ben yanıyorum. Ya Feride, şüphelendiğin bir şey anne, varsa... Bak, o da bak. Anne, ben de anne olduğum için ben buraya yanıyorum. Geldim. Ben çocuklarımın kirpiğine dünyayı yakarım, yıkarım. Tamam, o zaman doğruları bak, doğruları söylemeye geldim. Bildiğim işte. Doğruları söylüyorum. Demin ben de yıkıyorum. Size söyledim değil Feride. Mi? Bildiğim doğrular bunlar. Benim dışımda çok gelişen olay var. Bak, ablacığım. Ne mesela? Bir, mesela dediniz ya kartları kullanıyormuş, şuydu buydu. Çıksın anlatsın beyefendi ya. Aile anlatıyor böyle. Anlatsın, o da anlatsın. Ben bunu yapmadım. Eğer birazcık da erkekse, erkekse adamlık gururu varsa... Ben buraya yavrum, gelip kendimi öyle böyle savunuyorsam çıksın savunsun. Senin aşkın söylesin bunları ya. Hem benim hayatım yaktı. Hem benim hayatım yaktı. Hem benim hayatım yaktı. Benim çocuklarım şu an onları. Nere yanına otur. Nere buldun bunları? Kara kara yaktınız beni. Kara kara yanıyorum ben iki buçuk sene neden beri? Evet, bak gözüne bir şey çatmıştır ya da annenin çatmıştır. İki buçuk sene neden beri yanıyor bu ana. Annen çıkmış iki sefer dışarı. Bir şey dikkatini çekmiştir. Belki arabasını bir uzaktan görür bir şey yapar. Ya varsa bir şey söyleyeyim. Abicim yok yok. Annen de burada. Annen yok benim annem ilk böyle... defa jandarma görmüş insan, polis görmüş insan. Dedi ya oğlundan ya biz de görmedik benzettim. Oğlunu benzettim dedi ya. Onu da söyledi Burhan zaten. Burhan eve ayakkabıyla girecek adam değil, girmezdi. Adam ayakkabılarını dışarıda çıkardığı eline alır, ayakkabılar koyan bir adam. Burhan ne kadar temiz, ne kadar titiz bir adam, sen bak, biliyorsun. Feride, bunun kafası yüksek diyorsunuz ne ya. Ne oldu anlat. Bak ben bunu Delakka'da gördüğümde saat 10:20 geçiyor. Bu tekelden 4 bira alıyor, doğru mu? Bu 4 birayı 15 dakikada ereğin yiğnene kadar içme şansı yok. Yok. Biz, benim evimde içip etmedi abi, öyle bir şey. Bak, ne oldu içme, anlat. Bak onu da içmedi diyorsun, bak ne güzel onu i̇çmedi, da içmedi diyorsun. İçmedi, içmedi. Bu çocuk bak Utku arıyor zaten, diyor ki dayımın kafası yüksek, iyi sahip çık, doğru mu? Senin bilmiyorum, oraya geliyor. Bunu bilmiyorum. Bak tamam, beni aradı bak işte, sen de izliyorsun olayı. Dört bir alıyor tekelden benden sonra. Arkadaşlar herhalde yanlış insanı kapatıyorsunuz. Senin oraya gelene kadar içme şansı yok bunun. Doğru mu? Senin orada da içmet diyorsun. Zararlı, ne olur hep ismini vermeyin de. Evet, bir saniye ben senin, orada da, senin orada da içmet diyorsun. İçmedi. Ya bu çocuk yani benim gördüğümde normaldi. İçmedi. Vücudunda tamam, hani tamam vücudunda bir hap bir şey olsa bunu komutanlar derdi. Doğru yok mu? Yok canım, hap olsa zaten konuşabilir. Sen diyor ki mi? Sinirleri çıkmış. Oraya çünkü kadar evet, dikkat etmişsin bu damarlar, mesela. Bu damarlar hep öyle bu çıktı. Ne oldu da hani ne oldu da bir anda siz, bir şey mi oldu evde? Ne oldu orada? Ay neye sinirlenmiş aynen bu kadar? Sen Utku'ya de sinirlenmiş. Mi? Aradığım çocuğu dedi gelmiyor eve dedi. Senin yanında aradığım Burhan Utku'yu... kaçta geldi sizin eve? Tam olarak saat kaçtı? 11:30 muydu? Ama bak Feride, bak buradaki tutarsızlık o. Sana anlat dediğimiz şu. Kardeşim. Hani senin kocan diyorsun ki öyle böyle yani Burhan da mı öyle iki tane uçak havada mı çarpışmış? Şimdi bu adam gelip hem elini karnına tutup bu çocuklar benden mi bak doğru söyle her şey değişebilir diyecek. Hem de diyecek ki anasını avradını bilmem ne ettiğimi çocuğu eve dönmüyor. Şimdi yani bir erkeğin hem çocukların benden mi diye sorması bir kadına hem de onun kocasını eve getirtmeye çalışması olmaz ki. Ya o ya o. Sen... Çocuklar eve benden getirtmeyi mi diye sorduğuna göre demek ki başka bir şey oldu Utku ile arasında. Onu anlat diyor herkes sana. Ablacığım evin dışında ne olduğunu ben nereden bileyim ama eve getirtme meselesi de hayatında ne var? Üçüncü bir şahıs var, bunu söyle, bunu konuş. Gelecekse gelsin ya boşanalım ya benim hayatımdan çıksın, ne olacaksa olsun konuşması bu. Benim hayatıma gelsin de lay lay lom devam edelim, şuydu buydu yok. Neden? Yani boşansın mı istiyorsun? Evet, evet. Ya orada burada kalacağına, yatacağına gelsin evime dedim. Ya benden boşansın, benim hayatımdan çıksın gitsin. Tamam da bu senin hala daha karnındaki çocuğun babası olabileceğini düşünen bir adamla yapabileceğin bir pazarlık değil. Orada başka değil. Bir mesele görünür. O ben değil. Arası iyi olduğu için, araları bozuk değildi, arası iyi olduğu için onu. O zaman araları onunla iyi değildi. Benim bahsim o değil. Ben o akşam küfretti ama normalinde iyi görüşüyorlar, buluşuyorlar Feride, yine. Feride, Burhan'la siz bir ara sevgiliydiniz. Sen hamile kalıyorsun, Burhan da hala senin karnındaki çocukların babası olabileceğini düşünüyor. 7 sene çocuğum olmadığı için, evet. Heh, düşünüyor ama bunu. Şimdi bunu düşünen adam senin kocanı eve getirtmek için çalışır. Geriye dönmeyince de ona küfreder mi? Sonra da gelip yani o gece hem onu eve döndürmeye çalışacak... Hem gelecek senin karnını okşayacak, bu çocukların babası ben miyim diyecek.
Yani olacak iş değil ki bu. Ya. Sonra gece saat 12'ye gelen bir adam var. Senin annen bir kere çikolata almak için dışarı çıkıyor. Bir kere de Utku gelmiş mi diye dışarı çıkıyor. Şimdi bunlar hani hayatın doğal akışı diyoruz deyince, ya. Peşimde. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hayatın doğal akışına uymaz. Ya o ya o. Bak iki hikmetten biri. Hem gelip bu çocukların babası ben miyim? Bak doğru söyle, her şey değişir demek şu demek. Boşanırsın, ben sana sahip çıkarım demek. Ben sana ve çocuklarıma sahip çıkarım demek. Öyle ya da böyle. Ama aynı adam tutup senin kocanı eve getirmek için çalışmaz. Olmaz. Burada üç tane erkek dedi, var. Olmaz. Dediğini değil. Bak o görüşmeye gitsin. Ama olmaz. Gelsin der. Sen ona bu çocukların babası sen olabilirsin ya da sensin dedinse, bana da sahip çık dedinse, kocam da Utku da bana korkuyorum Utku'dan dediysen, o zaman Utku buraya gelsin, biz onunla hesaplaşacağız. Ben de seni alıp götüreceğim. Sen de benim karım olacaksın. Ben de bu çocukların babasıysam bu çocuklara babalık yapacağım deyip hesaplaşmak için çağırmış olabilir. Başka hiçbir keşke, sebebi olmaz. Keşke, ben de olmaz. Şöyle diyorum, keşke birazcık mert olsaydı da bana o kelimeleri kullansaydı ama kullanmadı. Hocam bak, kullanmadı. Senin söylediğin şu, sen şöyle bir şey söyledin. Ama bir dakika amacım, çocuğun babası sen misin değil misin? Yani sen ona sensin şey diyorsan adam diyor ki hocam diyor değişecek. Değil ama niye kendi üstelik çocuğumu ona yamamaya çalışayım ben? Ama ben değil ki. Ben çocuk sevgisi tatmadım diyor. Ama sen diyorsun ki Ferdi. Evdekini sevmedim diyor. Senin doğuracağını seveceğim diyor. Senin söylemin tırnak içinde bunu söylüyorum. Gerçekten bunu sana söyleyerek de senin çocuklarına ne kadar sahip çıkacağını bir şekilde senin söylemine göre sana anlatmaya çalışıyor. O zaman bu adam seni bırakmaz. O adam, bu adam kocayı eve getirmek evet, için uğraşmaz ve bak sen bırakmaz. Diyorsun ki yineleyerek sordum. Eve geri dönecek misin? Üç kere tekrar. Evet sordum. Tamam. İyi değildi çünkü başta tamam, iyi değildi bak, ya. Eve geri dönecek misin? Eve geri dönecek misin? İyilikle alakası yok. Yani sen sevgiye dönecek misin diye soruyorsun ona. Hayır ablacığım öyle sen değil. Peşimde nasıl? Hani insanlar falan filan dedi ya. He. Ben direkt eve mi gideceksin manasında. Öyle değil. Ya beni arayabilirdin Feride. Evet, elinden telefonu alıp da arayabilirdin. Evet, ben gelirdim bak, oraya. Abi tek adam seni aramamak. Bunu pişmanlığım i̇şte ben 2,5 yani. Senedir yaşıyorum. Bunu sen de biliyorsun, benim kardeşim için yapmayacağım şey yok mu? Yani? Yoktur gelirim biliyorum yani. Biliyorum. Bakmam tek yani. Adam. Tek adam. Bakmam ya. Yani. Evet aramamak. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.